29 Mart 2021 Pazartesi sabahı sizlerle birlikte yeni haftayı karşılıyoruz efendim. Yeni bir güne başlarken yeni haftanın da mutluluk, sağlık ve huzur getirmesi dileklerimizi bir kez daha sizlerle paylaşıyoruz. Şeker gibi Bülent karşımda, şeker gibi Emrah içeride, yine yanında şeker gibi Çağdaş var. İstanbul'da kim var Emrah bu hafta? Asena var. Asena da ileri uçta efendim. Şeker gibi bir program yapacağız. Hiç merak etmeyin. Şeker gibi başlığıyla da konuşacağız. Şeker gibi. Şeker önemlidir. Böyle ağzımızı tatlandırır. Umarız bu hafta şöyle şeker gibi konuşacağımız başlıklarla gelir. Aslına bakarsanız Türkiye'de gündemi konuştuğumuzda hiç ağzımızı tatlandıran bir başlık olmadı bugüne kadar ama bu hafta itibariyle şeker gibi olsun diyoruz efendim. Şeker önemli çünkü. Yani şekerin çeşitleri var biliyorsunuz. Kesme şekeri var, toz şekeri var, pudrası var. Pudra şekeri hele hele çok fena bu aralar. Pudra şekeri çok ilgi görüyor, çok konuşuluyor. Beraberce konuşacağız elbette. Şöyle şeker gibi tatlı yiyip tatlı konuşalım diyoruz. Sizler hafta sonu eminim pudra şekerine çok odaklandınız. Pudra şekeriyle neler yapılabiliyormuş dediniz. Oysa çileğin üstüne şöyle sepilen pudra şekeri var. Kürt böreğinin üstüne sepileni var. Öyle pudra şekeri elbette çok bildiklerimiz de bilmediklerimiz de varmış. Mesela buruna çekilebiliyormuş pudra şekeri. Onun da çok konuşulduğu bir hafta sonunu yaşadık. Konuşmaya da devam edeceğiz belli ki pudra şekeri meselesini. Şeker gibi dediğimizde sizin Türkiye'de şeker gibi gördüğünüz ya da şeker gibi olsa dediğiniz neler var acaba? Mesela siyasette şeker gibi konuşsalar, şeker gibi tatlı olsalar diyorsunuzdur mutlaka. Ekonomide şöyle şeker gibi olsa maaşlarımız ama suda erimese mesela, öyle değil mi? Bir an hemen böyle toz şeker gibi olmasa, Erzurum'un kıtlama şekeri gibi olsa, kolay kolay erimese mesela maaşlar, öyle değil mi? Yani şeker gibi dediğimizde, sağlık başlığını ele aldığımızda şekerin faydaları var, zararları var elbette. Ama şeker gibi bir salgın sürecini şeker gibi atlatabilseydik keşke. Şeker gibi aşı yapılsaydı, hiç acıtmasaydı, çok miktarda da gelmiş olsaydı keşke. Neyse, 60-65 aralığına geldi efendim aşılar. Randevu alabildiniz mi bilmiyorum 60-65 yaş arası gençlerimiz. Bugün itibariyle o aşılar yapılacak. Eğer internet üzerinden, e-nabızdan ya da Alo 182'den aldıysanız randevunuzu hayırlı olsun. Alamayanlara da Allah kolaylık versin. Tabii aşıyı bekleyenlere de Allah sonumuzu hayreylesin diyeceğiz efendim. Şeker tadında konuşacağız. Eskiden böyle bir sabah şekerleri programı vardı. İşte o benzerde bir program olmasını diliyoruz. Böyle tatlı tatlı konuşalım istiyoruz. Zaten çok geriliyoruz, çok böyle öfkeleniyoruz, çok fazlasıyla tartışıyoruz. Hiç değilse şu şeker tadında konuşalım da şeker gibi başlıklar üzerinde haftayı karşılayalım. 29 Mart 2021 Pazartesi sabahı başlığımız şeker gibi. Sizlerden paylaşımları bekliyoruz. Savaş Kerimoğlu Twitter adresine ve Savaş Kerimoğlu 06 Instagram adresine şeker gibi mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Emekli mesela şeker gibi bir hayat yaşıyordur eminim, öyle değil mi? Yani yediği önünde, yemediği arkasında şeker şeker yaşıyorlar. İşçisi, memuru, emeklisi, hayvancılıkla uğraşanı, tarımla uğraşanı, çiftçisi, hepsi şeker gibi. O yüzden böyle tebessümle şeker gibi bir 3 saatlik yolculuğa çıkıyoruz efendim. Türkiye'de olup bitene bakacağız. Siyaseti konuşacağız. Bugün kabine toplantısı olması bekleniyor. Çünkü 15 günde bir toplanıyor kabine ve bu 15 günde bir de özellikle salgınla ilgili alınacak kararlar, uygulanacak önlemler,
tedbirler ele alınıyor. Her ne kadar 30 dakikalık konuşmanın 3 dakikası, 5 dakikası ayrılsa da salgına, genelde şöyle bir 25 dakika boyunca ekonominin gidişatının ne kadar iyi olduğu, şeker gibi bir ekonomimizin olduğu vurgulansa da, muhalefete şeker gibi göndermeler yapılsa da, acı şeker, böyle bir acı şeker tadında oluyor o göndermeler, ama sonrasında o kalan 5 dakikada, 3 dakikada da genelde işte aşının ne kadar başarıyla yapıldığı, ne kadar önemli adımlar atıldığı salgınla ilgili ifade ediliyor. Bugün de Bakanlar Kurulu'ndan yine salgınla ilgili bir 5 dakikalık açıklama bekleniyor. Çünkü Türkiye'nin haritası kızarmış vaziyette. Yani mavi, öyle bir elin parmağını, hani iki el derler genelde de, bir elin parmaklarını geçmeyecek noktaya geldi. Hatta Uşak, hani tarhanasıyla övünen ve mavi gelmeye başlayan, maviyle devam eden Uşak bile sarardı. Sararmış olan iller turuncuya, turuncu olanlar kırmızıya. E kırmızı olanlar diyeceksiniz. Vallahi kırmızı olanlar da böyle bordo bir hale dönmüş durumda. Kısıtlamalar geri döner mi? Önlemler alınır mı? Her ilin rengine göre tedbirler vardı. Her ilin rengi değişti. Tedbirlerin rengi değişmemişti. Şimdi bu hafta itibariyle acaba renklerle beraber tedbirler de değişir mi? E malum kongreler de bitti. Şeker gibi kongreler yapıldı biliyorsunuz. Ama öyle değilmiş. Mesela AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in testi pozitif çıktı ve sosyal medyada paylaşım yaptı. Dedi ki, benimle bir haftalık bu süreç içerisinde temasta olanlar aman bir dikkat, aman bir gidip hemen test yaptırın. Bir haftalık diye şöyle geriye aldığınızda tam da böyle kongre zamanına işaret etti İsmail Tamer. Şey denmişti hatırlarsanız, vallahi bütün delegelere test yaptırıldı, negatifti diye. Biz de demiştik ki testin o an için uygulanması değil. Hani bazen testte de PCR testinde çıkmıyor. İşte MR çektirmek gerekiyor, şu ciğere bir bakmak gerekiyor falan diyordu uzmanlar. Bazen negatif sıkıntısı olabiliyor. Gözükmediyse bir başka adım atılarak farklı bir test uygulanıyordu. İşte orada negatif sonuç elde etmeniz bir şey ifade etmiyordu. Çünkü sonrasında biriyle temas ettiğinizde o biri de pozitifse, o zaman siz de temaslı ve aldığınız virüs doğrultusunda da siz de pozitif olabilirsiniz demiştik. İşte milletvekili İsmail Tamer dedi ki, ben pozitifim. Çok pozitif bir insan kendisi, ama COVID-19'la ilgili de pozitif bir durumu söz konusu olmuş. Temaslı olanlara da bir mesaj paylaştı efendim. O mesajı da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız elbette. Şimdi şöyle bir şeker gibi konuştuğumuz şu dakikalarda ne var ne yok diye ele alacağız gündemi. Özellikle aşıyı merak ediyor pek çok dostumuz, pek çok insanımız. 60-65 yaş aralığında olanlar, bir de eş durumundan kaynaklı olacaklar var. Bir de hastalığı, işte kronik rahatsızlığı olanlar var. Onlar da dahil edildiler. Bazı kronik hastalıklarla ilgili olarak, obeziteyle ilgili olarak farklı hastalıklar da var yine. Onları takip etmekte fayda var efendim. Özellikle sizin o risk grubunda olup olmadığınız, biliyorsunuz artık herkes öğrendi. E-Devlet üzerinden e-nabız sisteminde girdiğinizde COVID-19 aşı durumu ortaya çıkıyor. Deniyor ki siz henüz risk grubunda ya da planlanan o grup içerisinde değilsiniz. Eğer ki sizi planlama içerisine almışlarsa hızla randevunuzu alın efendim. E peki aşı var mı diyeceksiniz. Türkiye'de 14 milyonun üzerinde aşı yapıldı. İşte 1,5 milyona yakın BioNTech aşısı geldi. Onlar da 5800'ü teste tabi tutuluyordu. Büyük olasılıkla testten sonuçlar açıklanmadı, ama hangi aşı sorusu da var tabii bu arada. BioNTech aşısı da artık hayatımıza girmiş oldu bu salgın sürecinde. En çok merakla beklenen aşıydı. Dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan aşı sonunda Nisan'a şöyle girmek üzere olduğumuz zaman zarfında
bizde de kullanılacak artık. Bunun altını bir çizelim. 1,5 milyon. Sağlık Bakanı dedi ki sonrasındaki süreçte bir işte 4,5 milyona, ondan sonra 30 milyona yakın bir sözleşmemiz de var dedi. Geçen haftaya damgasını vurmuştu hatırlarsanız. 100 milyon doz aşıyı Mayıs ayında getireceğiz ve hızla da yaptıracağız. Mayıs sonuna kadar gelip bu arada tabii yapılmasıyla ilgili açıklama ortaya koymuştu. Bununla beraber sonbahara verilen randevu bir anda acaba Mayıs Haziran'a mı çekildi? Randevular sürekli değişiyor tarih olarak baktığımızda. Ama bizim hepimizin merakla beklediği konu acaba ne zaman aşı olabiliriz? Çünkü varyantla beraber, özellikle mutant virüs vurgusuyla beraber artış gösteren bir koronavirüsten bahsediyoruz. 30 binlere geldik, dayandık artık. Yani birkaç gündür 29 bin, 30 bin olarak olguları görüyoruz. Test sayısı azalsa da, çoğalsa da, aslında çoğaldığında tabii ki olgular da artıyor ama test sayısı 3 bin, 5 bin azalsa da olgu sayısı 29 bin, 30 binden aşağıya düşmüyor. 150-145 aralığında da insanımızı yitiriyoruz. Tüm bu gerçeklere baktığımızda Türkiye ile ilgili bir mutasyondan bahsediliyor. Yani bize has, bize ait bir mutant virüsten bahsediliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan henüz bu konuda bir açıklama yok. Aşı çalışmaları, aşı yapıldıktan sonraki takipte mutasyona uğramış virüsle hastalananlarda aşı ne kadar etkili, ne kadar değil, Sinovac aşısı özellikle bize ait bir mutant varsa etkili mi değil mi, bunlar şu an için bilinmiyor ama çalışmaları var herhalde büyük olasılıkla. Onlara zaten ilerleyen zamanlarda bakacağız. Efendim, hafta sonunda siyaseten biraz böyle sakin bir hafta sonunu geçirdik ama bir AKP büro personeli ya da işte AKP genel merkezinde çalışan, daha önce belediyede görev yapmış bir ismin görüntüleri, kullandığı maddeyi, sonrasında gözaltına alınmasını, gözaltına alındıktan sonra dile getirdiği o ifadeyi daha çok konuştuk. İşte pudra şekeriydi, biz aslında öyle şakalaşıyorduk deyince Türkiye'nin gündemine şeker gibi bir başlık geldi, yerleşti. Pudra şekeri. Pudra şekeri hepimizin, işte annemizin, işte teyzemizin, büyüklerimizin kullandığı, pastanelerde, tatlıcılarda kullandığı bir şeydir. Burundan tüketiliyor mu? Orası ilk kez ortaya çıkmış oldu ama pudra şekerini konuşuyoruz. Pudra şekeriyle ilgili olarak siyaseten de çok fazlasıyla mesajlar verildi. Gözaltından sonra bir serbest bırakıldı. Tepkiler ortaya çıktı. Sosyal medya bir ayağa kalktı. Yani nasıl oluyor bu bir anda serbest bırakma? Birkaç saat sonra tekrar gözaltına alındı o şahıs. Sonrasında da sosyal medya üzerinden ailesi aracılığıyla, daha doğrusu ailesi o şahsın sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptılar. Dediler ki işte, yani kendi ağzından, lükse, şatafata düştüm. Aslında hiç böyle bir insan değildim. Ben de işte uyuşturucu batağına saplandım diye böyle bir mesaj verdi. Nerede kaleme alındı, nasıl kaleme alındı, nasıl bir işte mesajdır, onlar mutlaka konuşulacak önümüzdeki günlerde ve saatlerde. Biz şeker gibi başlıklarla ilerlemek istiyoruz efendim. Özellikle erken saatte mesajları yazmaya başlayan sevgili dostlarımız var. Mesela Mustafa Erdoğan Batum, ülkemde adalet ve yönetim hiç de şeker gibi değil demiş. Mutlu olanlar var. Mesela diyor ki şeker gibi, dün e-nabızdan 5 Nisan 2021 tarihi saat 10.20'ye randevu aldım. Başvuru tarihinden 8 gün sonrasına verildi diyor Osman Yeter. Böyle aşıyla ilgili de sıkıntıları olanlar var. İkinci doz aşıyı henüz yaptıramamış, randevusunu dahi alamamışlar var ki 28 günü aştık. Aşıyoruz neredeyse. Aştık ne olacak? Acaba birinci dozun etkisi de mi ortadan kalkıyor merakı da olanlar da var efendim. Ama biz ağzımızın tadını bozmayalım. Şeker gibi konuşmaya devam edelim diyeceğim de bir koronavirüs gündemine bakmamız lazım. Emrah, beni bir takip etsen de ben de böyle şeker gibi devam edebilsem ne dersin? Koronavirüs gündemine bakalım. Koronavirüs teaserına bir
pas atalım. Sonra vole bakalım. Volde, yani tabloda acaba neler var? Koronavirüs gündemindeyiz. Efendim, şimdi koronavirüsün 24 saatlik tablosuna bakacağız. Bu 24 saat içerisinde koronavirüs bize önemli mesajlar veriyor. Diyor ki ben çok da böyle etkili bir şekilde Türkiye'deyim. Dünya üzerinde nüfusa oranladığınızda ilk 3 sıradayız olgu konusunda. Biz 30 bin bandında dolaşıyoruz. 220 bin test sayısı söz konusu. Vaka sayısı 29 bin. Olgu sayısı 29.058. Hasta artıyor 1305. Vefat da artıyor ne yazık ki. 153 olarak 24 saat içerisinde kayda geçti. Yaşamını yitiren insanımız 153 olarak kayda geçti. Efendim, ağır hasta sayısı, biz cuma günü yayını yaptığımızda 1700 civarındaydı. Ağır hasta sayısı 2000 barajına, bandına yaklaşmış durumda. 1968 ağır hastamız var. Bu ne anlama geliyor? Sürekli bir artış göstermesi aslında işte o virüsün ne kadar etkili olduğunu, ağır hastalık seyrine dönüştürdüğünü gösterirken, ağır hasta artarken vefat da artıyor ne yazık ki. Önümüze yoğun bakım hastaları, entübe edilmiş hastalar, hastanedeki yatak doluluk oranlarının artışı olarak çıkıyor ağır hasta sayısının artışı. İşte tüm bu durum içerisinde de aşı yeterli mi? Aşı olmak hastalığı ortadan kaldırıyor mu? Aşı oldum, hadi bakalım her şey bitti demek gerekiyor mu? Yoksa temkinli, tedbirli olmayı sürdürmek mi gerekiyor? Aslına bakarsanız ikinci doz aşıyı olduktan 12 gün sonra, 13 gün, 15 gün sonra da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Çünkü sahadan gelen bilgileri paylaşan uzmanlar diyor ki mutasyonla beraber aşıyı olmasına rağmen hastalanan ve zaman zaman da o hastalananlar arasında ağır seyredenler olabiliyor. O yüzden biz tedbiri elden bırakmayacağız. Her ne kadar işte kontrollü bir açılım söz konusu olsa da, yerinde uygulamalar yapılsa da, bütün sorumluluk bizlerin sırtına yüklense de, biz yine diyeceğiz ki her şeye rağmen, evet, öncelikli olarak biz bireysel tüm önlemimizi alacağız. Ailemize, çevremize ve toplum sağlığına mutlak önem göstereceğiz. Yapmamız gerekenleri yapacağız. Şimdi hafta sonu havalar da düzeliyor giderek. Hafta sonu bir baktık ki böyle ana baba günü her yer. Şimdi bir yerde olgular artıyor, virüs böyle hızla ve yoğun bir şekilde bulaş durumunu ortaya koyarken insanlar da iç içe. İstanbul'da İstiklal Caddesi'ne şöyle bir cumartesi günü baktığınızda, yani iğne atsanız yere düşmeyecek. Virüs yere düşmüyor. Yere düşse zaten sıkıntı yok. O kalabalıkta ondan ona, ondan ona sekerek devam ediyor. İşte o durumda bize bu endişe verici tabloyu gösteriyor. Efendim, endişe verici tablo deyince de mesela A milli takımımız özellikle işte biliyorsunuz Hollanda'yı yendik 4-2, sonra deplasmana gittik, Norveç'i yendik 3-0. Şahane bir başarı ortaya koydu A millilerimiz, bizim çocuklar. Biliyorsunuz yarın da yine maçları var. Önemli, kritik bir maç. Estonya'yla mı oynayacaklardı? Bilen var mı? Bizim ekip hiç futbolla... Letonya mı Estonya mı, emin misin? Son karar Letonya'ymış. Peki efendim, Letonya diye söylüyor Emrah ve Bülent. Ama ben de bakacağım şimdi A milli takımın maçına. Güvenemedim. Güvenemedim. Bakayım şöyle bir. Neyse, bulurum da birazdan. Önemli olan şu, efendim, maçı kimle oynayacakları değil. Çünkü A milliler maşallah önüne geleni deviriyor. Salı günü oynayacaklar ama öncesinde A milli futbol takımından 3 futbolcumuzun COVID testinin pozitif olduğu paylaşıldı. İkinci bir test yapılacak. Eğer COVID-19 pozitif çıkarsa o testte
kamptan ayrılacaklar. Hollanda maçından önce de iki futbolcu da yine Covid pozitif durumu vardı ve onlar kadrodan çıkarılmışlardı. İnşallah negatif olurlar. Başarılarının da devamını diliyoruz amillerimizin. Özellikle bu dünya şampiyonası grup elemelerinde milli maçla ilgili olarak da Emrah Kulağıma diyor ki seyircili de oynanacak salı günü. Çünkü %15 kapasiteyle stada seyirci alınacak. Bu da bir ilk olarak gerçekleşecek. Statta %15 İstanbul'da %15 ile bir seyirci olacak. Bunu da paylaşalım. Efendim şimdi koronavirüse bakarken şöyle bir dilerseniz aşının yeni işte gruba uygulanacak olması, nasıl uygulanacağıyla ilgili tüm detaylara bir bakalım. Herkes merak içerisinde çünkü yeni gruba geçildi. Sağlık Bakanı da 60 yaş üzeri eşleriyle gidip aşılarını olabilecekler. Aşılamanın başlamasından 3 ay sonra aşılama başladı. 3 ay sonra da riskli, çok riskli gruba da yani o kronik rahatsızlığı olan gruplara da aşı uygulanacak. Bu karar yetersiz ve gecikmiş bir karardır. Bakan Koca sosyal medya hesaplarından açıkladı. Aşı grubunda yeni gruba geçildi dedi. Hekimler bunun yetersiz ve gecikmiş bir açıklama olduğunu dile getirdi. 60 yaş üzeri vatandaşlar için yapıldı duyuru. Yeni aşı programında bu yaş grubu eşleriyle giderek aşı olacak. Yeni aşılama programı çerçevesinde vatandaşlarımızdan 60 yaşının üzerinde olanların ve risk grubu içinde bulunanların aşılanmaya alınacağını öğrenmekten memnuniyet duyuyoruz. Bunun için 60 yaş üzeri vatandaşların eşleriyle sistemde kayıtlarının bulunması gerekiyor. Koca bazı risk gruplarının da programa dahil edildiğini bildirdi ve en kısa sürede en çok riskli vatandaşlarımızı korumak istiyoruz dedi. 13 Ocak 2021'den beri Türkiye'de aşılama uygulanmaktadır. Ve o tarihten bugüne kadar 7.961 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybedenlerin çoğu risk grubunda oldukları için hayatlarını kaybetmiştir. Ve biz maalesef sadece 27 Mart tarihinden itibaren risk grubunu aşılamaya başlayacağımızı öğrendik. Bu sürede kaybedilen vatandaşlarımızı keşke daha önce aşılayabilsek ve kurtarabilseydik. Aşılama başladıktan 3 ay sonra sırayla eklenen gruplar arasında diyaliz hastaları ve Down sendromlu kişiler var. Uzmanlara göre açıklanan hastalıklar yetersiz. Risk grubu olarak belirtilen hastalık grupları yeterli değildir. Obezite her grubuyla, sadece morbid obezite değil, bütün obezite çeşitleri risk grubuna girmektedir. Diyaliz altında olan böbrek yetmezlikleri değil, bütün böbrek yetmezlikleri risk grubundadır. Efendim şimdi koronavirüs deyince aklımıza tabii ki lebalep kongreler geliyor. Lebalep kongrenin de en sonu büyük kongre olarak geçtiğimiz hafta yapıldı. Ve o lebalep kongrelerin tartışmaları sürerken şimdi bir milletvekili de dün gece açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden operatör doktordur aynı zamanda. Kayseri milletvekili İsmail Tamer. İsmail Tamer'i şuradan hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz Şubat sonu Mart başıydı. Asgari ücretlilerin de artık arabaları var diye hatırlarsanız. Araba alıyorlar rahat rahat diye. O günlerde gündeme gelmişti. 2020 Mart'ında da yine İsmail Tamer oğluyla gündeme gelmişti. Hani bu testlerle ilgili koronavirüs test kitleri vardı ya ücretsiz olarak yapılacak falan derken kimse ulaşamıyordu. Testler kime yapılıyordu falan diye bir iddiaydı o dönem içerisinde Mart ayında. Ücretsiz test kitlerinin Tamer'in oğlu tarafından satıldığı yönünde bir iddia vardı. Sosyal medya hesabında böyle bir paylaşım yapması sonrasında gündeme gelmişti. İsmail Tamer'in bir tweetini hemen verelim. Efendim İsmail Tamer kongrede yanında işte eski Enerji Bakanı yine aynı şekilde bir eski bakan
Kayseriler yan yanalar ve bir fotoğraf veriyorlar. Yine diyor ki 7. AK Parti Olağan Kongre'de Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız hitaplarını gerçekleştiriyor. Kongre fotoğrafı. Peki sonra ne oldu derseniz bu kongrenin olduğu gün İsmail Tamer şöyle bir tweet attı. O tweeti de şu: bugünkü yaptırdığım COVID-19 testim pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Ankara Şehir Hastane yattığımı belirtir. Ankara Şehir Hastanesi'nde yattığımı belirtir. Dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum. Şimdi tarih 28 Mart. 28 Mart'ta tweet atıyor. Şöyle bir hafta geriye gittiğinizde 21 Mart. AKP'nin kongresi 24 Mart. Yani hep deniliyor ya bulaşma olayı, özellikle bulaştırmaya başladığınız süre o sizin işte kuluçka evresi ya da işte yerleştikten sonra virüsün yayılma süreci ve sizin de artık bulaştırma durumunuz bir 3 günlük 4 günlük süreç. 21 dediğinizde 22, 23, 24 kongreye de denk geliyor neredeyse. Şimdi kongre salonunda muhatap olduklarına bir bakın, bir siyaset sahnesinde, kongrelerde Kayserilerle bir araya gelmiştir büyük olasılıkla, Kayseri'den gelenlerle. Ondan sonra bir milletvekilleriyle şöyle bir temas etme durumu olmuştur. Acaba temaslı durumu kimlere uygulanacak, kimlere uygulanmayacak? Filyasyon ekipleri soruyorlar hemen bu süreç içerisinde kimlerle temaslıydınız diye. Şimdi dese ki vallahi AKP kongresine gittik, o zaman tamam anlaşıldı deyip filyasyon ekibi vay başımıza gelen diyecek. Çünkü binlerce insan salondaydı. Onunla beraber 1540 delege, bir doğal delege milletvekili partilerin kongrelerinde, kurultaylarında oturduğu havuz içerisinde 1540. Her biriyle temas etmemiş olsa bile iyi kötü o ona o ona derken böyle şeker gibi bir sıkıntı ortaya çıkmış durumda efendim. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Şimdi koronavirüsle ilgili Eskişehir'de de bir sıkıntı var. Ona da birazdan bakarız ama 60-65 yaş aralığındaki insanlarımız diyorlar ki ya acaba biz nasıl aşı olacaktık? Randevuyu nasıl alacaktık? Şimdi bir nasıl randevu alınır? Ona bakalım ama Emrah sana zahmet benim sesim açık kalsın. Bazen takip edemiyor izleyicilerimiz. Ben de üzerine anlatmaya devam edeyim. Bir bakalım nasıl aşı randevusu alıyorduk? Öyle kolay değil çünkü. Her baba yiğit alamıyor. Ya telefon düşmüyor ya internet sıkıntılı ya da aşı yok ya da randevu 10 gün sonrasına. Bir bakalım nasıl randevu alıyorduk acaba? Şöyle bir Sağlık Bakanlığı'nın nasıl COVID-19 aşısı olurum videosu efendim. Siz önce e-nabız hesabınıza giriş yapacaksınız. Mobil telefonlarda hepimizin cebinde var biliyorsunuz. COVID-19 aşı durumu menüsüne tıklayacaksınız. Ve oradan eğer ki size randevu açılıyorsa öncelik durumunuz var. Öncelik durumunuzu görebilirsiniz. Yoksa SMS atıyorsunuz. 2023'e SMS atıyorsunuz. Burada da TC kimlik numaranızı ve kimlik seri numaranızın son 4 tanesini yazıyorsunuz. Bayağı da zor bir iş ama 2023'e atıyorsunuz. Öncelikli gruplar arasında yer almanız durumunda merkezi hekim randevu sistemi uygulamasına sizi yönlendiriyor sistem. Ve orada aile hekiminize ya da hastaneler, kamu, üniversite, özel hastanelerden randevu alabiliyorsunuz efendim. Yani yer varsa, saat varsa, aşı varsa tabii ki. Sonra randevunuzu ilgili seçimleri yaptıktan sonra mesela 30 Mart saat 16 dediniz ve onu tamamlıyorsunuz. Size SMS olarak da telefonunuza kısa mesaj olarak randevu bilgileriniz geliyor efendim. Bunun da altını bir çizelim. Randevu tarihinde sağlık kuruluşlarına gidiyorsunuz. Aile hekimi, özel hastane, üniversite hastanesi, kamu hastanesine gidebiliyorsunuz. Tabii sağlık kuruluşlarında yine 15 dakika öncesinde bulunmanız, maskede bulunmanız,
personele aşı için geldiğinizi ifade etmeniz ve aşı uygulama odasının civarında bulunmanız gerekiyor. Bilgilendirme yapıyorlar size aşıyla ilgili. Sonra aşınızı yapıyorlar. Bir 15 dakika dinlenmeniz gerekiyor. Sağlık tesisini terk etmemeniz gerekiyor diyelim. Sonra da tabii aşı uygulamasından sonra size bir cep telefonunuza hadi gözünüz aydın. İlk aşınızı yaptırdınız, ikincisi için de planlamayı yapacaksınız diye hatırlatmalar yapılıyor ve ilk aşıyı olmuş oluyorsunuz da asıl olan ikinci doz aşı. Orada durum ne derseniz valla orada durum biraz karışık ama devamda ediyor. Mesela cumartesi pazar yaklaşık 49 bin doz aşı yapılmış efendim. 49 bin doz çok az bir aşı. Hafta içi çok yoğun bir şekilde aşı yapılıyor. Türkiye aşının yapıldığı günden bu yana 75 gün falan geçti. O süreç içerisinde 14 milyon aşı biraz da üzerinde bir aşı yaptı. 200 bin ortalamayla gidiyor. Oysa biz 1 milyon, 1,5 milyon günlük aşı yapabileceğimizi ifade etmiştik Sağlık Bakanı aracılığıyla. Bizler değil, Sağlık Bakanı dedi ki bizim aile hekimleri var, aile sağlık merkezleri var, devlet hastaneleri, kamu var, özel hastaneler var. Geçtiğimiz gün yetmedi cami avlusunda, üstelik randevusuz diye bir haber çıktı. Nasıl oldu onu hiç kimse bilmiyor. O aşılar bize 1 milyon diye ifade edildi. 1,5 milyona bir ara çıktı. Yok mu arttıran 2 milyona kadar denk geldi de 200 binde tıkandık. Niye? Yeter ki aşımız olsun. Ama Mayıs'a kadar, Mayıs sonuna kadar da 100 milyon aşımız olacak inşallah. Şimdi bir AKP kongresinden bahsettik. Bir milletvekilinin COVID pozitif olduğunu ve hastaneye yattığını öğrendik. Kendisine acil şifalar diliyoruz tabii. Bütün koronavirüs belasında sıkıntı yaşayan her bir insanımızla beraber Sayın Milletvekiline de acil şifalar geçmiş olsun dileklerimizi buradan paylaşalım. Kongreden bahsettik madem. Peki AKP kongresinde gerçekte kaç kişi vardı? Şimdi mesela bizim Bülent beni şu an dikey çektiği için ben yalnız gözüküyorum. Yatay çekse bayağı kalabalığız. Yani dikey olunca ben yalnızım ama böyle yatay çekse hep beraber üst üste binmiş gibi olacağız. Bir anda Bülent de burada olacak. İşte Emrah da, Çağdaş da, Asena da yatay sorunu var. Peki gerçekte kongrede kaç kişi vardı? Bir bakalım mı? İşte meydan, coşarız biz. Teşekkürler Türkiye'm. Özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada. Orada yatay bir çekimi dikkate aldığınız zaman bir kilometre karelik alanda inanın yatay çekimde insanlar adeta üst üste binmiş gibi gözüküyor. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın bu sözleri çok konuşuldu. Büyük kongrede çekim yatay yapıldı, o yüzden kalabalık göründü dedi. Ama yine AKP kaynaklarına göre o kongreye yaklaşık 17 bin kişi katıldı. Orada yatay bir kamera çekiminin yanılttığını düşünüyorum. Bu görüntüler kameraların yatay çekim yapmasından kaynaklanmış. Vay anasını ya. Bu da siyasi pişkinliğin pik yaptığı noktadır. Muhalefet bu cümlelerle gösterdi tepkisini. İster yatay, ister dikey çekilsin. İçeride ve dışarıda görüntüler ortada. 10 bin kişilik Ankara Spor Salonu'nun içi de dışı da dolup taşmıştı. Sizleri selamlıyorum. Diyarbakır'ımızı selamlıyorum. Sorumluluk anlayışıyla hareket ettiğimizden dolayı kongreyi yaptığımız bütün illerde 4 gün, 5 gün süreyle, 1 hafta süreyle oradaki bütün COVID vaka sayılarını tek tek çıkarttık. Vaka sayısı 30 bini geçti. Vefat sayısı ise 150'yi. Öncesinde zaten yükseliyordu. AKP kongresinden sonra da Ankara'da vaka rakamları arttı. Ama ne muhalefetin eleştirileri ne de uzmanların uyarıları dinlenmedi. ...81 ilden gelen delegeler, misafirler, AKP'liler. 17 bin kişi Ankara'da aynı adreste buluştu. Hiçbirine test yapılmadı. 17 bin kişi geldiler ve gittiler. Dikkatler Ankara'nın risk haritasında şimdi. Ne kadar değişeceğinde. Kahramanmaraş, hoş geldin.
Efendim sadece Ankara'nın risk haritası değil, çünkü Ankara'ya 80 ilden gelenler yan yana hemhal oldular ve böyle bir aradalardı. Dışarıda olanlar vardı, dışarıdan içeriye girenler, çıkanlar derken o 80 ilin haritası nasıl olacak Ankara'yla beraber, o da bir ayrı merak konusu tabii ki. Bakacağız renklerin değişimine, açıklanırsa elbette. Sağlık Bakanlığı 15 günde bir açıklayacağını söyledi. Bu akşam, bilemediğiniz yarın sabah zaten renk haritasıyla karşı karşıya kalacağız da. Kabine acaba bu riskle beraber ve ortaya çıkan yeni tabloyla beraber nasıl kararlar alacak? Yani işte restoranlar %50 kapasiteyle 07-19 arası çalışıyor biliyorsunuz. Ona da itiraz var. İtirazla beraber zaten iş yapamıyoruz, edemiyoruz. Borç gırtlağı aştı, nefes alamıyoruz. Bir doğru düzgün iş yapabilecek saat dilimlerinde çalışabilsek, ya tamamen açılalım ya toptan kapanalım diyenler de var elbette. Mesela Kayahan Pala, Türk Tabipler Birliği üyesi, izleme komitesinde kendisi aynı zamanda COVID-19'u. Şimdi diyor ki 28 gün tam kapanma. Vallahi hocam 14'ünü, bir haftasını bulamadık, 28'i. Ağzınızdan bal damlıyor, şeker gibi konuşuyorsunuz da öyle olmuyor ne yazık ki. İşte tüm bunlara bakacağız. Bir Utku Çakır Özer'in tweetini verelim sana zahmet. Ondan sonra gazetelere bakalım Emrah. Utku Çakır Özer efendim, CHP Eskişehir Milletvekili, bir haber gündeme getiriyor. Eskişehirliler dikkat buyursunlar. Tabii testlerle ilgili olarak da aslında bütün Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haber. Utku Çakır Özer aynı zamanda bir gazetecidir efendim. Milletvekilliğinden önce gazetecidir. Bir gazeteci hassasiyetiyle olayı takip etmiş. Bakın ne diyor Utku Çakır Özer, şuradan anlatalım. Eskişehir'de çok sayıda yurttaşımızın COVID testleri yanlış açıklanmış. Çok ciddi bu durum karşısında saatlerdir resmi bir açıklama dahi yok. Bu vahim hatayla ilgili inceleme başlatılmalı, kamuoyu bilgilendirilmeli, hatanın tekrarı önlenmeli. Şimdi gidiyorsunuz, test yaptırıyorsunuz, deniliyor ki size negatifsiniz. Ha, rahatsınız, dolanıyorsunuz gayet sıkıntısız bir şekilde zaten tedbirler falan derken, ya da pozitifsiniz diyorlar, sizi eve gönderiyorlar, semptom göstermiyorsunuz, evde sizi takibe alacağız, evdesiniz oysa negatifsiniz. Negatif diye söylenen pozitif, o dışarıda. Çok sıkıntılı bir iş, çok sıkıntılı. Resmi bir açıklama da yok diyor Çakır Özer. Resmi bir açıklamaya adeta böyle hasret kaldık. Böyle doyurucu, ciddi açıklamalara hasret kaldık. E hadi o zaman gazetelere gidelim. Gazeteler bakalım ne anlatıyor, ne yazmış, hangi başlıkları konuşacağız. Efendim Sözcü gazetesiyle başlayalım gazeteleri okumaya. 29 Mart 2021 Pazartesi sabahı. Demokrat Partili Engin Yurt'tan kokain değil pudra şekeriydi tepkisi. Yiyin efendiler, yiyin. Pudra şekeri başlığı biliyorsunuz zaten Türkiye'nin gündemine oturdu. Yani pudra şekerini bilmeyenler de vardı. Çünkü pudra şekerini bilmek her şeyden önce çileği bilmekle ilgilidir. Yani siz hayatınızda doğru düzgün çilek yemediyseniz ya da çileğin pudra şekerli yenildiğinden haberdar değilseniz sizin pudra şekeriyle çok fazla bir ilişkiniz olmamıştır. Oysa burundan bile çekilebiliyormuş pudra şekeri. Yiyin efendiler, yiyin. Cemal Enginyurt kokain çeken AKP'li elemana bu dizelerle cevap verdi diyor Sözcü gazetesi. Biri kokain çeker varlıktan, diğeri intihar eder yokluktan. Biri partim der savunur bunu, diğeri bulamaz bulguru unu. Biri lüks araçta içer pudra şekeri, diğeri vitrinde görür elma şekeri. Biri büro elemanı biner Mercedes'e, diğeri para bulamaz metro büse. Valla Cemal Enginyurt hani böyle muhalefet etti mi sert ve aktif bir muhalefet eder de ozanlık yanı da varmış. Yani şiir kaleme almış adeta bu pudra şekeri mevzuundan, bana mısın de diyen yani pek çok şairden de iyi iş çıkarmış.
Efendim, arkadaşlarından kokaini ondan alıyorduk itirafı geldi, yeniden gözaltına alındı. Çünkü hani işte kullandık ama pudra şekeriydi o aslında falan denildi, bir bırakıldı. Eğer bir de tedarik noktasındaysa kendisi, onu sağlıyorsa, pudra şekeri al ver durumu varsa, o zaman daha büyük bir suç çünkü. Araçta kokain kullanırken çekilen görüntüsü üzerine yakalanan AKP'li büro elemanı Hamza Kürşat A, uyuşturucu değil pudra şekeri demiş ve bırakılmıştı. Ancak arkadaşları onu yalanladı ve bize uyuşturucu temin ederdi dedi. Kürşat A yeniden gözaltına alındı. Hem alay ettiler hem tepki gösterdiler. Vatandaşlar ve siyasiler Hamza Kürşat A'ya sosyal medyada sert tepki gösterdi. Kimileri pudra şekerli görüntüyle alay etti. Bu arada Kürşat A'nın revü kızlarıyla kumarda ve jacuzzi'de görüntüleri ortaya çıktı. Arkadaşlarına temin ettiği bilgisine ulaştık. Süleyman Soylu dün İsmail Saymaz'la bu konuyu konuşmuş. Gözaltına alınmasına ilişkin sözcüye konuştu. Dönem dönem kokain kullandığı ve arkadaşlarına satın alıp temin ettiği yönünde bulgulara eriştik dediği ifade ediliyor Sözcü gazetesinde Süleyman Soylu'nun. Süleyman Soylu aynı zamanda konunun da siyasallaştırıldığı yönünde bir tepkisi var. Yani bir kişinin ortaya koymuş olduğu bir yanlıştan kaynaklı olarak siyasi bazı eleştiriler, tepkiler, ilişkilendirmelerin doğru olmadığı ifadesi var. Bununla beraber bir de Naci Abal beni andı. Naci Bostancı'nın var yine aynı şekilde mesajı. Bir arkaya verebilir misin sana zahmet Emrah? Naci Bostancı'nın mesajını. Naci Bostancı şöyle diyor. Hukuk dışı her kişi için adalet çalışır, gereğini yapar. Toplumu temsil eden partilere karşı bir kötü örnek üzerinden kampanya yapmak ancak trollerin işi olabilir. Sosyal medyanın karanlık dehlizlerinde yitirilen akıl sadece kendine ve nihayetinde topluma ve demokrasiye zarar verir. Hani böyle Naci Bostancı genel olarak bir tepkisini ortaya koyarken sosyal medya üzerinden de bu eleştirilere, tepkilere ve genellemeye bir eleştiri ortaya koyuyor. Hukuk dışı her kişi için adalet çalışır, gereğini yapar. Toplumu temsil eden partilere karşı bir kötü örnek üzerinden kampanya yapmak ancak trollerin işi olabilir. Şimdi hem İçişleri Bakanı'ndan hem işte AKP Grup Başkanı olarak mecliste bulunan Naci Bostancı'nın bu açıklamalarına muhalefet de hemen karşı yanıtını verdi. İyi de siz olunca konu, tepkiyi ortaya böyle koyuyorsunuz. Siyasallaştırmayın. Her kişinin yanlışı olabilir. Bir genelleme yapmayın. Trollik yapmayın diyorsunuz da bizim içimizde de yanlışı yapanlar olabiliyor. İşte taciz diyorsunuz, şiddet diyorsunuz. Bunu partinin kendi kimliği üzerine yapıştırmaya çalışıyorsunuz. Şimdi siz yapınca bu siyasi bir eleştiri, işte CHP'nin içerisinde, İYİ Parti'nin, HDP'nin içerisinde olan bir yanlışı dile getirirken, şöyle bir genellemeyle ve kampanyaya dönüştürürken orada tamam siz diyebilirsiniz gibi bir yaklaşım. Ama benzer durumla karşılaştırdığınızda aman bunu genellemeyin, trollük yapmayın, siyasallaştırmayın dediğinizde orada bir sorun, sıkıntı ortaya çıkıyor. Ve ben yaşarsam bu büyük bir sıkıntı ama siz onu yaparsanız yüklenebilirsen kampanya haline dönüştürebildiğin kadar. Bu ne kadar doğru diye de eleştiriler var elbette. Sözcü gazetesi diyor ki müzik korolarından Türk ismi kaldırıldı. Andımız, sonra Atatürk'ün kabartmaları devlet nişanlarından kaldırıldı. Müzik korolarından da Türk ismi kaldırıldı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yaptığı düzenlemeyle koroların adlarını değiştirdi. Siyasiler ve sanatçılar tepkili. Nasıl oldu diyeceksiniz. Mesela Devlet Türk Halk Müziği Korosu. Onun adı değişti efendim. Türk kelimesi çıkarıldı. Örneğin Şanlıurfa'daki Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun ismi Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu oldu. Yani ilginç. Diğer illerde de değişti tüm koro isimleri. Bir anda Türk kelimeleri. Mesela Türk Sanat Müziği Korosu çıktı. Oradan Türk ifadesi çıktı. Araya Nihavend Makamı Korosu falan gibi bir şey dahil oldu. Bağımsız vekil Ümit Özdağ, HDP kafasıyla
yapıldı diye bir tepkiyi dile getirmiş. Şöyle bir bakalım efendim. Atatürk heykeline hafta sonu çirkin saldırı oldu. Bunun da altını bir çizelim. Şimdi gündem bir anda çok başka bir şekilde şekillendiğinde gündemi farklı manipüle etmek için, değiştirmek için en iyi sarılan adres, hemen sarıldıkları adreslerden biri de Atatürk oluyor. Ya mesajlarla ya da büstüne, heykeline saldırıyla. Hiçbir şey elde edemeyecekleri ortada ama o saldırıyı mutlaka gerçekleştirip üstüne bir de yazılar yazıldı. İşte Atatürkçülük putperestliktir falan diye Tekirdağ'ın Marmara Ereğli'si ilçesinde ilkokul bahçesindeki heykele Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret içerikli yazılar yazdılar. Benzer saldırılar kısa süre sonra bir ortaokul ve lisede de gerçekleşti. CHP sözcüsü ve Tekirdağ milletvekili Faik Öztürk, okullardan, andımızın, devlet nişanlarından Atatürk'ün kaldırılması bu müessif saldırıları cesaretlendiriyor tepkisini dile getirmiş. Yani işte putperestlik deyince kimse mesela gidip Atatürk'ün işte heykelinden, Anıtkabir'den bir böyle duayla el açıp bir beklentiyle orada değiller. O onun açtığı yolda yürüyüş inancıyla, çağdaşlık inancıyla devam eden bir buluşma. Şimdi putperestlik dediğinizde gidip işte mesela birilerinin peçetesini yiyorsunuz. Birilerinin işte yazdığı kağıdı suya atıp o suyu içiyorsunuz. Oysa Atatürk tam tersine bilimden, akıldan, çağdaşlıktan, cumhuriyetten bahsederek eğer bir gün benim sözlerim bilimle çelişirse bilimi tercih edeceksiniz demiş de büyük bir lider her şeyden önce. Putperestlik çıkarmak diye bir zihin çok zorlayıcı ve hiç akıl alacak, hiç akıllı insan işi değil zaten. Parka Atatürk adını verdi, bayrağımıza andımızı yazdı. Keçiören Belediye Başkanı AKP'li Turgut Altınok'tan geldi. Altınok Botanik Parkı'na Atatürk adını verdi. Ayrıca Atatürk büstü bayrak yaptırıp ne mutlu Türk'üm diyene yazdırdı diyor Sözcü Gazetesi. Efendim şimdi Sözcü Gazetesi'nden bir Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Benzer başlıkları Cumhuriyet Gazetesi'nde de göreceğiz. Çünkü şeker gibi bir gündem var. Bu gündem içerisinde de mesela Cumhuriyet konuyu şöyle ele almış. Şatafatlı hayatlar. AKP kadroları Mercedes'te dolaşan ya da lüks otellerde kadeh kaldıranlara emanet. Şatafatlı hayatlar haberinin detayında yeni fotoğraflar çıktı. AKP'li Hamza Dağ'ın özel kalemi olduğu ileri sürülen ve lüks araçta uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Kürşat Ayvatoğlu'nun yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Revü kızlarıyla kumarhanede havuzda kadehle görülen 28 yaşındaki Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı. AKP'li milletvekili Ravza Kavakçıkan'ın sosyal medyadan Broadway'den güzeli yok. Broadway deyince Amerika'daki hani o şey değil, sahne, tiyatro, sanat alanıyla ilgili bir Broadway değil. Bu araba olan, hani böyle mütevazı, çok eski model olan Broadway'den güzeli yok mesajına, Broadway'den güzeli yok ama itibardan tasarruf olmaz diye son model Mercedesler öyle değil mi tepkisi geldi. Takipçisini yalanlayan Ravza Kavakçıkan'ın Mercedes kullandığı görüntüler ortaya çıktı diyor Sözcü Gazetesi. Biz de başkan olsak. AKP'de lüks Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başkanlık özlemi bitmiyor. Bakanlıklarda görevli basın müşavirleri de siyasette daha aktif olmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gibi makamların başına basından sorumlu başkanlık eklenmesini istedi. Türkiye'de başkan dediğinizde o kadar çok başkan sıfatı var ki yani yüz binlere yakın konuyla yani ne olur neyseniz onun mutlak bir başkanı var. İşte belediye başkanı, daire başkanı, iletişim başkanı, başkan da başkan. Başkandan geçinmiyor zaten. Şimdi de basın sorumlu başkanlık, basından sorumlu başkanlık kelimesi. Başkanlık önemli demek ki. Şöyle bir devam edelim efendim. Kaybettikçe daha da sertleşecek. Profesör Ayata AKP kongresinin şifreleri ve
otoriterleşmeyi konuşmuş Cumhuriyet Gazetesi'nde. İktidar kamu kuruluşlarına sayıları milyonları bulan kendi kadrolarını yerleştirdi. 5 müteahhitle sembolize edilen bir kamu kaynakları dağıtım sistemi var. Giderek büyüyen bir din tabakası var. İktidar el değiştirirse kaynak kurur diye korkuyorlar demiş Sencer Ayata. Zafer Havalimanı'nda büyük zarar, AKP'liler yine yandaşa çalıştı. Kütahya, Afyon ve Uşak'ın nüfusu kadar yolcu garanti edilen, yani 3 ilin nüfusunu topluyorsunuz, yolcu olarak garanti ediliyor. Yani nüfusun tamamı, Kütahya'nın, Afyon'un ve Uşak'ın nüfusunu topladığınızda bir havaalanına gelecekler. Yani öyle bir yolcu kalabalığı olacak, öyle ilgi alaka olacak Zafer Havalimanı'na diye garanti verilen adres. 2020'de 7429 kişi kullanmış efendim. Hani pandemi var, kimse bir yere gitmedi etmedi de. Onun öncesinde de o 3 ilin toplamının, nüfus toplamının %95'i eksik kaldı. Şimdi 7429 kişi kullanmış. Salgının nedeniyle 2020'de ödenecek 6.7 milyon avro hazine garantisi ödenmesin önerisinde bulunuyor Cumhuriyet Halk Partisi. AKP reddediyor tabii ki. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz, havalimanı hiç kullanılmadığı halde 2044 yılına kadar şirketin kasasına 208 milyon avro hazine garantili para girecek. Zafer Havalimanı hayali bir havalimanıdır, bütünüyle kamu zararıdır diyor. Yine aynı şekilde garantili projelerle ilgili eleştiriyi dile getiriyor. Şimdi bir de Gazete Pencere'ye hızlıca bakalım efendim. Gazete Pencere'de acaba hangi başlıklar yer alıyor? Biliyorsunuz dijital bir gazete, Gazete Pencere. Şuradan bir ulaşmaya çalışacağım hızla. Evet, evet, nasıl ulaşacağız? Tabii ki şöyle. Dijital olunca bazen internetimiz, tabii ki Türkiye'nin interneti çok hızlı biliyorsunuz. Dünyanın en hızlısı. Aba altından sopa gösterdi başlığı var. Süleyman Soylu, kokain kullanırken görüntüleri ortaya çıkan, şatafatlı hayatı deşifre olan AK Partili büro elemanı Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin tartışmaların siyasallaşmasından şikayet etti. Soylu, görevim gereği dediği, elindeki mahrem bilgilere dikkat çekti. Muhalefete mesaj verdi. Parti gereğini yaptı, biz de yapıyoruz. Eğer haksız bir kazanç varsa mahkeme orada, hukuk orada diye yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, bunun partiyle ne alakası var diye sordu. Soylu, görevi gereği sahip olduğu mahrem bilgilere dikkat çekti. Eleştiri yapan milletvekillerini kastederek, Allah muhafaza, en yakınlarında böyle bir şey çıkarsa ne diyeceğiz? O kişiyi mi sorgulayacağız dedi. CHP patronu merak ediyor diye de Veli Ağbaba'nın bir tepkisi var. Bu büro çalışanının patronu kim? AKP Genel Merkezi'nde bu şekilde lüks içinde yaşayan başka büro elemanları var mı? Amacım nüfuz kazanmaktı. Yine gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra kamuoyundan gelen yoğun tepkilerde göz önünde bulundurularak yeniden gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu sosyal medya hesabından pişman olduğunu açıkladı. Ayvatoğlu ihtiyacı olmamasına rağmen nüfuz kazanmak için AK Parti'de işe girdiğini, zenginlik gösterisini de yine nüfuz kazanmak için yaptığını iddia etti. Partiye zarar verdiği için de özürlerini dile getirdi. Şeker gibi bir merhaba, selam diyelim. Uyanmayanlar var, uyanmamakta direnenler var. Onlara da şeker gibi bir hafta başlıyor efendim. Uyanmanın tam da zamanı değil mi? Uyanmanın vakti gelip de geçmiyor mu? Şeker gibi konuları konuşuyoruz. Sizlerden de paylaşımlar bekliyoruz. Şeker gibi dediğimizde herkes pudra şekerini anlamış. Oysa biz hani böyle tatlı yiyelim, tatlı konuşalım şeklinde bir değerlendirmeyle şeker gibi dedik. Yani sizin de aklınıza hemen pudra şekeri geliyor. Şimdi pudra şekeri zaten hafta sonu çok konuşuldu. Türkiye'de en çok arananlar listesine girivermiş, rekor kırmış. Google'un öyle bir şeyi var, en çok arananlar istatistiği var. Bir anda en çok arananlara pudra şekeri girivermiş. Böyle rekor kırmış. Sosyal medyada da paylaşımlarda zaten topic trend oldu biliyorsunuz. Olmaya da devam ediyor. Yani biz pudra şekerinin tatlıda kullanıldığını biliyorduk ama başka şekillerde de kullanılabiliyormuş. Şeker var, şeker var. Sabah söyledik. Kesme şekeri var, toz şekeri var.
ne bileyim işte meyveden aldığımız şeker var, doğal şeker. Bir de işte şeker kamışı var, kapatılan şeker fabrikaları var. Son dakika varmış şeker gibi. Nedir Emrah? Dinliyorum. Efendim şeker gibi bir haber, bütün dünyanın kilitlendiği Süveyş kanalı. Oradan da iyi haber gelmiş. Sonunda o büyük devasa gemi herhalde açılmış mı? Açıldı mı Süveyş kanalı? Efendim biliyorsunuz günlerdir Süveyş kanalını tıkayan bir gemiydi. Ve özellikle bu Süveyş kanalında Eva Green diye bir gemi ve konteyner taşıyan bir gemiydi. Süveyş kanalına şöyle bir kapatma durumu ortaya çıkardı. Gemiler geçemediler Süveyş kanalından. Sonrasında ne oldu derseniz Süveyş kanalında karaya oturan dev yük gemisini kurtarma çalışmalarında beklenen oldu. Süveyş kanalında sorumlu yetkili Osame Rabie gemiyi hareket ettirmeyi başardık derken geminin hareket ettiği videolar yayınlanmış efendim. Yüzlerce gemi, 300'den fazla geminin beklemesine neden olmuştu. 400 metre uzunluğundaki yük gemisinde ve sevindirici haberler geldi. İşte bir yandan akaryakıt fiyatlarını tetikleyecek denilmişti. Çünkü uluslararası anlamda taşımacılıkta Süveyş kanalı çok büyük önem taşıyor. Akaryakıt taşınıyor. Bununla beraber işte pek çok ülkede affedersiniz tuvalet kağıdı bile sıkıntı olacak diye paylaşımlar yapılmıştı. 200 tonluk ağırlığa sahip Ever Given serbest bırakmak için önemli bir adım atılmış, bu geminin serbest kalması için önemli bir adım atılmış ve hareket ettirilmiş efendim. İyi bir haber, gemiyi oturduğu karadan kaldırmayı başardık diyor Süveyş kanalının sorumlusu. Hafif hareket etmeye başladı, halen çalışmamız gerekiyor fakat birkaç saat sonra gemi kanalda yoluna devam edebilir diyor. 7 milyar dolar gibi zarar verdiği ifade ediliyor efendim. Uluslararası ticarete günlük 7 milyar dolar. Ever Green denen gemi karaya oturma sebebi olarak net açıklanmamıştı ama insan hatası üzerinde duruluyordu. Hollanda'yı bile öfkelendirdi. Yetişkin ürünler yetişmedi falan diye 7 milyar dolarlık bir günlük 7 milyar dolarlık uluslararası ticarete etkisi olan bir geminin Süveyş kanalını tıkamasından bahsediyoruz. İyi haber gelmiş. Şeker gibi bir haber dünya ticaretiyle ilgili olarak. Efendim şimdi biz az önce bahsettik. Şeker var. Şeker gibi maaşlar var dedik başlarken mesela. Ama o şeker maaşlar çayın içinde, suyun içinde hemen eriyiveriyor Türkiye'de. Oysa Erzurum'un kıtlama şekeri vardır. Öyle her babayiğit onu eritemez. Keşke maaşlar Erzurum'un kıtlama şekeri gibi olsa. Böyle dişinle bile kıramazsın kolay kolay. Onu böyle bir parça alırsın. Şöyle çayı içersin. Yavaş yavaş o şeker ağzınızın içinde erir mesela. Öyle maaşlar olsa keşke. Kıtlama şeker gibi erimeyen. Herkese dileğimiz o. Erimeyen maaş. Şimdi şeker gibi dedik, şeker gibi başlığına nereden geldik hepimiz de biliyoruz. Yani hafta sonu pudra şekeri açıklamasıyla, ifadesiyle geldik. İşte AKP büro elemanı olduğunu ifade eden, AKP de öyle dedi. Dedi ki bizim büro elemanımız, büro personeli. Oysa ilk iddialar AKP genel başkan yardımcılığına getirilen Hamza Dağ'ın özel kalemi olduğu yönünde, daha önce de Kastamonu Belediyesi'nde görevli olan bir isim olduğu şeklinde bilgiler paylaşılmıştı. Sonra AKP dedi ki tamam bizde çalışıyor da büro personeli gözaltına alındı. Sonra gözaltısındaki ifadede o görüntülerde burnuna çektiği maddenin pudra şekeri olduğunu ifade etti. Hatta başka böyle işte maddeleri de yine sigaraya benzer şekilde kullandıklarını, şaka amaçlı olduğunu ifadesinde iddia dile getirdi. Sonrasında serbest bırakıldı. Birkaç saat sonra arkadaşları, yakın çevresindeki arkadaşları kendilerine uyuşturucu madde sağladığını söyledikleri anda da tekrar gözaltına alındı.
Bence? Aa, bence bir sene yeter ya. Ne diyorsun ya? Allah yeter. Ne yeter ya? Lüks araçta uyuşturucu kullandığı o görüntüler için pudra şekeri dedi. Ancak araçtaki diğer kişiler bu sözleri yalanladı. AKP Genel Merkez Çalışanı Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı. Aa, bence bir sene yeter ya. Lüks araçta uyuşturucu kullanan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun o görüntüleri gündemin ilk sıralarını işgal etti. O görüntülerin ardından gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. İfadesi dikkat çekmişti. Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabancı müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bu ifadenin ardından Ayvatoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tepkiler sürerken yeniden gözaltına alındığı haberi geldi. İkinci gözaltının gerekçesi uyuşturucu madde kullanırken araçta bulunan diğer kişilerin ifadeleri oldu. Bu kişiler Ayvatoğlu'nun aksine kullandıklarının uyuşturucu madde olduğunu itiraf etti. Ayvatoğlu bu maddeyi bize de temin etti dedi. İfadeler böyle olunca suçlama uyuşturucu madde kullanımından uyuşturucu madde teminine dönüştü. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. O sırada araçta bulunan 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Şüphelilerden elde edilen bilgi ve yeni deliller çerçevesinde Hamza Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alınarak hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188 ve devamı maddeleri kapsamında soruşturma genişletilmiştir. Aa, bence bir sene yeter ya. Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesine göre uyuşturucu madde temini için 20 ila 30 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Uyuşturucu kullandığı görüntülerle gündeme gelen AKP'li Ayvatoğlu'nun AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu iddia edilmişti. Dağ ise AKP Genel Merkez Büro personeliydi demişti. Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinden sadece bir gün önce AKP'li Hamza Dağ'ın bir toplantısına eşlik ettiği, hatta telefonunu taşıdığı kameralara yansımıştı. Şimdi Kürşat Ayvatoğlu'nun sosyal medya hesabını şöyle bir takip ettiğinizde pek çok siyasiyle fotoğrafı var. Yani siyasiyle fotoğraf olabilir zaten. Üstelik AKP büro elemanı olarak görev yapıyorsa işte o sırada gördüğü biriyle cep telefonu, akıllı cep telefonu bir fotoğrafımızı alabilir miyiz diye. Şimdi oradaki o fotoğraflar üzerinden aslında bir açıklaması da var Ayvatoğlu'nun. Diyor ki nüfuz elde etmek için. Hiç ihtiyacım olmadığı halde nüfuz etmek için de, nüfuz sağlamak için de o fotoğrafları kullandım. Aynı zamanda işte duygusal bir boşluğa düştüm, uyuşturucu batağına saplandım şeklinde bir yazılı açıklaması var. Tüm tepkilerden sonra partisine de zarar verdiğinin altını çiziyor bu arada. O açıdan partisinden de özür diliyor. Türk halkından da yine özür diliyor Ayvatoğlu da. O mesajı kimin kaleme aldığı yine bir kamuoyuna bir farklı yönlendirmeyle başka bir pencere açma çabası olduğu değerlendirmeleri de var tabii ki. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili açıklamalar ve değerlendirmelerde bulundu. AKP büro elemanı personeli olması sebebiyle İçişleri Bakanı durumu değerlendirirken siyasallaştırılıyor tepkisini de dile getirdi ve altını özellikle çizdiği önemli konular var. Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı Soylu. Ayvatoğlu'nun dönem dönem kokain kullandığını söyledi. Soylu, Ayvatoğlu'nun arkadaşlarına uyuşturucu temin ettiğine dair bulgulara ulaştıklarını da anlattı. Olayın içinde alacak verecek meselesi olduğunu, Ayvatoğlu'na şantaj yapıldığını belirtti İçişleri Bakanı. Ayvatoğlu'nun pudra şekeri ifadesini de yorumlayan Soylu, isterse kolonya ve kahve desin umrumuzda değil diye konuştu. Ayvatoğlu'nun kendisiyle fotoğrafları olduğu hatırlatıldı Soylu'ya. O fotoğraflar çekilirken GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce diye yanıtladı. Yapılması gerekenin çürük elmayı ayıklamak olduğunu dile getirdi İçişleri Bakanı. Şimdi siyaseten de bu açıklamalardan sonra
Yani Süleyman Soylu'nun çürük elmaları ayıklamak gerekli. Yani GBT'sine mi bakacağız yanımıza gelen birinin ya da fotoğraf çektiren birinin? Siyasi bir kimliğiz biz. Siyasi bir şahsiyet olarak bize gelenler mutlaka olacaktır. Çok doğaldır, çok normaldir. Çünkü bizde genelde fotoğraf çektirme yarışı vardır. Siyasilerle bir fotoğraf çekilir, sosyal medyada paylaşılır. Hani kendisine dair bir o görüntüyü verme heyecanı vardır bizim insanımızda. Çok doğaldır. Siyasilerle de hemen herkes fotoğraf çektirmek ister. Siyasiyle, sanatçıyla, gazeteciyle, yani toplumun vitrininde, göz önünde bulunan isim kimse onunla fotoğraf çektirmek ister insanlar. Böyle bir durum dünyanın her yerinde vardır zaten. Ama şimdi bu değerlendirmeleri yaparken siyasallaştırma, GBT'ye mi bakacağız ve bununla beraber çürük elmayı ayıklamak önemlidir vurgusuna bakıldığında hemen karşı taraftan özellikle CHP'den son dönemde AKP kurmaylarının CHP'yi hedef alarak işte taciz, şiddet ifadeleriyle yüklendikleri belirli başlıklar var. CHP'de diyor ki yani biz çürük elma ayıklamadan bahsediyorsanız biz zaten daha kamuoyunun gündemine gelmeden hukuk alanında gereği yapılsın, yargılansınlar diye adımları attık. Partiden de bir çıkardık onları. Çürük elmayı ayıkladık. Şimdi bize geldiğinde topyekün bir kampanya, sizde benzer bir durum olduğunda siyasallaştırmayın dediğinizle işte bu biraz ikircikli bir yaklaşım oluyor değerlendirmesini yapıyor muhalefet cephesi. Örneğin Veli Ağbaba'yı ağırlamıştık hatırlarsanız. Veli Ağbaba'nın 2009 yıllarında bir basın toplantısı sırasında mağdur olduğunu ifade eden bir üniversite öğrencisiyle basın toplantısı var. Birkaç üniversite öğrencisiyle. O üniversite öğrencisinin yıllar sonra görev yaparken terör örgütüne katılması ve sonrasında da o fotoğraf gündeme getirilmişti mecliste. Ya işte bak sen terör örgütü üyesiyle basın toplantısı yaptın. Nerede? Mecliste. Aradan ne kadar zaman geçmiş? Neredeyse 6-7 yıl geçmiş. Veli Ağbaba da diyordu ki ya meclise gelenin GBT'sine bakan meclis başkanlığı var zaten. Oradan geçip bir üniversite öğrencisi sıfatıyla benimle o mağduriyetini konuşan ve kamuoyuna paylaşan bir isim yıllar sonra böyle bir yola gittiyse ben ne yapabilirim diye. Şimdi oradan bir yüklenme, bu taraftan da yüklenenlere siyasallaştırmayın mesajı. Çokça konuşulan. Efendim, gemilerle ilgili bir sıkıntı baş gösteriyor. Emrah kulağıma söyledi. İstanbul'da Ambarlı Limanı'na ne çarptı? Evet, görüntü Ambarlı Limanı'ndan konteyner gemisi iskeleye çarptı. Büyük olasılıkla Ambarlı Limanı'na yanaşırken bir son dakika bilgisi. Ambarlı Limanı'nda iskeleye konteyner gemisi çarpmış. İşte Süveyş kanalından iyi haber gelmişti. Bizde de Ambarlı'da, İstanbul Ambarlı Limanı'nda iskeleye konteyner gemisi çarptı. Neyse ki büyük bir sorun, sıkıntı söz konusu değil. Sadece geminin maddi hasar aldığını görüyoruz. Bu son dakika bilgisini de böylelikle sizlerle paylaşmış olalım. Ve bu pudra şekeri başlığının sosyal medyada nasıl yankılandığını, nasıl trend topik olduğunu bir beraberce takip edelim. Hafta sonu pudra şekeri en çok konuştuğumuz başlık oldu. Sanatçısından siyasetçisine, evdeki her bir insana pudra şekeri çok önemliymiş meğer. Bundan sonra Kara Erol'a karbonat Erol derler herhalde. Herhalde karbonat Erol, karbonat. Kemal Sunal'ın filmindeki meşhur karbonat Erol karakteri, Kürt böreği görselleri, küp şekeri üzerinden zengin fakir karşılaştırmaları. AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu madde değil pudra şekeriydi ifadesi sonrası sosyal medyanın bir numaralı gündemi pudra şekeri oldu. Yalan, yalan amirim, yalan. Ben onu anlatıyorum. Çıkarttım amirim gözümüz. Gözümüzde bir şey yok amirim. Sanat ve siyaset cephesinden de tepkiler gecikmedi. CHP sözcüsü Faik Öztrak, ülkede adalet çöktü, tuz koktu, saray beslemelerinin burnu pudra şekeri doldu derken, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır,
grup başkan vekili yatay çekim derse danışmanı da pudra şekeri der sözleriyle tepki gösterdi. Arkadan çekmişler amirim. Arkadan çekince bir de yatay çekiyor arkadaş. Yatay çektiği zaman da o pudra şekeri gibi gözüküyor amirim. Arkadan çekim de yapar amirim. Tiyatrocu Turgay Yıldız'ın çektiği skeç en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Oyuncu ve milletvekili Barış Atay, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a soru yöneltti. Personelin çektiği pudra şekeri ise alıp satmaya çalıştığı arabalar da yaş pasta mıymış dedi. Ünlü gastronomi uzmanı Vedat Milor'dansa kinayeli bir paylaşım geldi. Utandıran itiraf, 40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum dedi. Kürt böreği almıştık söylemesi ayıp. Kürt böreği üstüne pudra şekeri. Ama işte ben bir de Covid mi olmuşum dedim. Lan bir dedim koku alma duyum mu gitti bir test edeyim dedim. Bundan sonra Tara Erol'a Efendim pudra şekeri en çok konuşulan, en çok paylaşılan oldu tabii ki. Aslında hani narkotik alanında çalışanlar, narkotikle ilgili olarak böyle görev yapan emniyet birimleri pudra şekerinin aslında kod adının ne olduğunu da iyi kötü bilirler. Bunun da altını bir çizelim. Yani pudra şekeri dediğinizde neye işaret eder? Narkotik alanında o da zaten bilinen bir konudur. Hafta sonu sadece pudra şekerini konuşmadık aslında. Pudra şekeri bir anda her şeyin üstünü örter gibi oldu ama yani mesela bir başka böyle hepimizi ah ah dedirten bir görüntü ortaya çıktı. Bu kez Çerkezköy'de kaymakam bir işte kafe gibi bir yerde içeriye giriyor. Kafede müşteriler var, vatandaş oturmuş, çay içecekler, sohbet edecekler. Kaymakam içeride sigara içildiği iddiasıyla içeriye giriyor, talimat veriyor. Kapatın burayı diye. Ama bu arada kullandığı başka bir ifade var. İndir o arka ayaklarını. Kaymakam bunu vatandaşa söylüyor. İşlem yapın, kapatın. Zafer. Yer Tekirdağ Çerkezköy. Vatandaşa indir şu arka ayağını diyen isimse ilçenin kaymakamı Atilla Selami Abban. Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetime çıktı Abban. Bir dükkanda gördüğü kişiyle arasındaki diyalog kameralara yansıdı. İyi misin arkadaş? Değil. Bu esnada masada oturan kişiyle kaymakam arasındaki diyalog tam anlaşılmıyor. Ancak kaymakam vatandaşı azarlıyor. İndir şu arka ayağını diyor. Görevlilere iş yerinin kapatılması talimatını veriyor. İşten yapın kapatın. Hemen kapattım. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Tepkilere neden oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce konuyla ilgili açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu görüntü ilk değildi. Uşak'ta Vali Funda Koca Bıyık vatandaşı orayı düzeltin. Düzeltin. Herkes hadi. Hatay 4 Yol Kaymakamı Ali Murat Kayhan minibüs şoförünü gelmiş bana akıl veriyor bilmem ne yapıyor. Sana mı sordum ben? Hangi ispiri müşterisin? Ben terbiyesizlik yapmak istedim. Ne yaptın ya? Sadece yolcuları götürebilir miyiz de? Sana ne? Ben bilmiyor muyum? Gelmişsin, hava atıyorsun, millete gitmişsin falan. Yaşınıza ve bakanımıza hürmetim sonsuz. Saygım sonsuz. Kesinlikle terbiyesizlik yapmak istemem. Bir de yok. Haddini bileceksin, kenarda duracaksın. Peki. Denizli'de de Vali Ali Fuat Atik dönerciyi azarlamıştı. Dönerci, eldivensiz çalışmak, bak şu şekildesin, patronumuz nerede? Ekip ekip çağırın. Efendim günlerden pazartesi, pazartesi günü özellikle iki haftada bir kabine toplantısına kilitleniyoruz. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştiriliyor. Akşam saatlerinde sona eriyor ve yapılan açıklama tabii ki
merakla takip ediliyor. O açıklama içerisinde merak başlığı fazla. Örneğin kabinenin bir değişeceği yönünde iddia var. Merak o ki Berat Albayrak kabineye dönebilir mi? Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı olarak döner mi acaba? Ekonomiye dönme olasılığını kimse değerlendirmiyor. Ama Enerji Bakanı olarak tekrar döner mi? Ya da ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olur mu? Pek ihtimal verilmiyor ama bunlar Ankara'nın o kulislerinde konuşuluyor. Mesela o kulislere göre Erdoğan AKP Genel Başkanlığını da bırakacak. Sadece Cumhurbaşkanı sıfatıyla ama parti üzerinde etkisini sürdürerek yoluna devam edecekti. O kulislere göre mesela Berat Albayrak Genel Başkan Vekili olarak AKP Genel Merkezi'nde etkisini hissettirecek ve gösterecekti. Bunların hiçbiri tutmadı Toto'da. Şimdi bu Toto kabine Toto'ya dönüştü. Kulislerde o şekilde şekilleniyor. Acaba Berat Albayrak döner mi, dönmez mi? Dönerse ne olur? Acaba kabine nasıl şekillenir? Kabinenin nasıl şekilleneceği merak konusu elbette. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ikiye ayrılıp Hazine Bakanlığı, Maliye Bakanlığı eski sistemde olduğu gibi ifade ediliyor. İşte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın değişeceği yönünde bir iddia var. İşte Tarım Bakanı'nın değişmesiyle ilgili bir beklenti söz konusu. Milli Eğitim Bakanı ile ilgili acaba olur mu olmaz mı diye pek çok soru var. Bugün o sorular yanıtlanır mı bilinmez. Ama milyonların beklediği bir başka konu daha var. Koronavirüs belası bu kadar etkiliyken kabine etkili bir karar alacak mı kısıtlamalarla ilgili? Damat kadar taş düşsün başınıza. Bir de diyor ki takmışlar diyor damat kadar taş düşsün başınıza. Düştü zaten. AKP kongresi bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'nin yeniden genel başkanı. Genel merkezde de yönetim kurulları şekillendi. Dikkatler bakanlarda. Değişip değişmeyeceğinde. Mevcut kabine pazartesi toplanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacak. Kriz çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsek. Çok beklersiniz. Merkez Bankası'nın kasasında olan 128 milyar dolar buharlaştı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın parti yönetimine girebileceği konuşuluyordu ama girmedi. Peki olası bir yeni kabinede yer alacak mı? Kulislere göre Erdoğan muhalefetin damat nerede söylemlerini boşa düşürmek amacıyla Albayrak'ı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak yeniden kabineye alabilir. Erdoğan muhalefete yanıt verirken de Albayrak'ın Enerji Bakanlığı dönemini öne çıkarmıştı. Bu paralar Enerji Bakanı iken gitmedi ki. Ekonomiden, hazineden, maliyeden sorumluyken gitti. Madem çok iyi enerji bakanıydı, keşke orada tutaydın da başımıza bu felaket gelmeyeydi. Mehmet Muş da grup başkan vekilliği görevinden alınmıştı. Albayrak'ın yakın arkadaşı, kabineye girebilir. Albayrak'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği de konuşuluyor. Bu böyle ne kadar sürecek? Buna kimse kesin cevap veremez. Kabine toplantısının önemli bir gündemi pandemiyle mücadele olacak. Türkiye dört renge büründü ama kırmızı alarm veriyor adeta. Vaka sayısı 30 bini, vefat sayısı ise 150'yi geçti. Her gün 1 milyon kişi aşılanacaktı. Şu ana kadar nüfusun sadece %11'i aşılandı. Kısıtlamalarsa gevşetildi. İşte bu rakamlar kabine toplantısının en önemli başlığı olacak. Bu süreç ne getirir ne götürür onu da tabii tam göremiyoruz, tam bilemiyoruz. Temenni ederiz ki Mayıs-Haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin ve yaz mevsimine de çok daha huzurlu bir şekilde girmiş olalım. Aşılama takvimi için Mayıs ya da Haziran'ı işaret etti Erdoğan. Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kabinede kimler gidecek, kimler kalacak? Türkiye kritik soruların yanıtlarını bu hafta öğrenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı gündemde, aldığı kararla gündemde. Andımız kararı Danıştay'ın biliyorsunuz andımız okutulmayacak. Orada bir böyle karar çıkmıştı. Şimdi Kültür Bakanlığı'nın aldığı karar andımızla yan yana konulduğunda bambaşka bir fotoğrafı ortaya çıkarıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bazı korolarda Türk ifadesi var. Devlet Türk Halk Müziği Korosu gibi. O Türk ifadesini çıkardı bakanlık ve tepkiler de zaten gündeme geldi. Bu arada bakanlıkla ilgili bir hani bu kararla atama kararı da gündemde. O karar, atama kararı al bayrağı işaret ediyor. Danıştay'ın artık okullarda okutulamayacak olan andımızla ilgili kararına tepkiler sürerken şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın taşra teşkilatları bünyesindeki müzik ve dans toplulukları için aldığı birleştirme, isim ve şehir değiştirme kararları tartışma yarattı. Çünkü bazı koroların isminde yer alan Türk ibaresi çıkartıldı. Şanlıurfa'daki Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu Müdürlüğü, Elazığ'daki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü, Diyarbakır'daki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Diyarbakır Medeniyetler Müziği Korosu Müdürlüğü, Edirne'deki Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürlüğü ise Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürlüğü olarak değiştirildi. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın doğrudan merkeze bağlı Taşra Teşkilatı olarak Ankara'da kurulmuş olan Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğü'nün de İstanbul'a taşınmasına karar verildi. Muhalefet bir geleneğin daha yok edilmekte olduğuna dikkat çekti. Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun İstanbul'a taşınarak ticarileştirilmek istendiğini iddia etti. Bakanlıkla ilgili kulislere düşen bir iddianın odağında ise yine Berat Albayrak var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eski bakanın yeniden bakan olup olmayacağı tartışılırken teyzesinin oğlu Bedirhan Baykan'ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un danışmanı olacağı iddia edildi. Şeker gibi başlıklardan biri ekonomi. Ekonomiyle ilgili konuştuğumuzda da mesela Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Şükranlarını ifade etti. Allah sonumuzu hayır eylesin diyerek bir mesaj verip görevden ayrıldı. Şimdi Naci Ağbal'ın değerlendirmeleri çok önemli ve bununla beraber Naci Ağbal döneminin analizi merak konusu. Şimdi dünyanın saygın yayın organlarından biridir İngiliz Financial Times. Merkez Bankası ile ilgili detaylı bir analiz yayınladı efendim. Ve o analizde Merkez Bankası Başkanı'nın değişimi ele alındı. Naci Ağbal'ın faiz arttırımı kararı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birkaç hafta izole edildiğini iddia etti. Merkez Bankası eski başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının yankıları sürüyor. Son olarak yaşanan süreci İngiliz Financial Times gazetesi analistler aracılığıyla detaylı olarak ele aldı. Gazetede görevden alınan Naci Ağbal'ın faiz artırımı kararı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birkaç hafta izole edildiği iddia edildi. Erdoğan'ın kararının ardından yatırımcıların şoke olduğunu yazan gazete, analistlerin Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla politika güvenilirliğinde delik açıldığını söylediklerini aktardı. Merkez Bankası'nın son verilerini inceleyen Financial Times, Ağbal'ın görevde olduğu 7-19 Mart tarihlerinde Türkiye'ye döviz TL takası kanalıyla 16 milyar doların girdiğini, o dönemde hisse senetlerine net akışın yaklaşık 700 milyon dolar olduğunu ve 4 milyar doların devlet bonolarını satın almak için ülkeye girdiğini belirtti. Ne kadar? Gazetedeki yazıda bu durumun analistler tarafından Türkiye'nin gelecekte ihtiyaç duyduğu yabancı finansmanı sağlamasını çok daha zor ve pahalı hale getireceği şeklinde yorumlandığını aktardı. Haberde ayrıca Erdoğan'ın uzun zamandır fon yöneticileriyle kırılgan bir ilişkiye sahip olduğu öne sürüldü. Bu halkın refahı, bu ülkenin... Analizde ayrıca Erdoğan'ın para politikasındaki görüşlerine sempatiyle yaklaşan Kavcıoğlu'nun önümüzdeki günlerde uluslararası bankacılar ve fon yöneticileriyle görüşmesinin beklendiği kaydedildi. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili tartışmalar, iddialar gündemde, gündemde kalmaya da devam edecek. Çünkü ortada 128 milyar dolar soruları var. 128 milyar dolar sorusunu Naci Ağbal'ın da sorduğu
ifade ediliyor, iddia ediliyor. 128 milyar dolar nerede deyip 128 milyar doların peşine düştü ve o yüzden de görevden alındı iddiası. Henüz onunla ilgili bir yanıt yok. Davutoğlu, Naci Ağbal, Merkez Bankası başlığını gündeminden düşürmüyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu. Manifesto beklentilerinin de boşa çıktığını söylüyor. Diyor ki çıka çıka adı konmamış bir Berat Albayrak reformu çıktı karşımıza. Bildiğiniz üzere geçen hafta bugün bir gece yarısı depremiyle uyandı bütün Türkiye. Bir ekonomik deprem, bir akıl dışı operasyon. Hiçbir üst aklın, hani üst akıl diyorlar ya, hiçbir üst aklın zorla yaptıramayacağı türden bir delilik. Manifesto gerçekler dünyasında yazılır, hayallerde değil. Çıka çıka henüz adı konmamış bir Berat Albayrak reformu çıktı karşımıza arkadaşlar. Bunun adı Berat Albayrak reformu. Zaten Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın gidişinden de belliydi. Peki şimdi arkadaşlar sormazlar mı adama? Madem dönüp dolaşıp kümese geri dönecektiniz, madem Berat Albayrak reform diye pazarlayacaktınız, neden 4 ay boyunca ortalıkta o reform, bu reform diye dolandınız? Milletin 1-2 ay daha bunların yüzünü görecek sabrı kalmamış. Masasını, sandalyesini yakan esnaf görüntüsünün 2001'de yazar kasasını fırlatan esnaf görüntüsünden farkı nedir Allah aşkına? Efendim siyaset gündemine bakacağız elbette ama bu kongreler üzerinde biraz duralım. Niye duralım? Çünkü lebalep kongreler üzerinden muhalefet çok yoğun bir eleştiri yağmuruna tutuyor AKP'yi. Ama şimdi hep bizde önemli sözlerimiz vardır. İşte iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına diye. Lebalep'te biz böyle çuvaldızı batırıyoruz muhalefet özellikle. Muhalefet diyor ki bu lebalep kongreler böyle çuvaldızı batırıyorlar. İğneye gelince o iğne pek kendilerine batmıyor. Şöyle bir bakalım isterseniz. Emrah'tan da rica edeceğim eğer bulabilirse. İYİ Parti'nin bir kongresi. Mesela Davutoğlu'nun kongresinde de aslına bakarsanız kapalı alan ve kalabalık var. İYİ Parti kongresine bir bakalım. Orada dosyanın içerisinde var Emrah. Verebilirsen şimdi hani lebalep kongre diye eleştiriyoruz da efendim görüntü işte yine hani şuradaki bayrakları değiştirdiğinizde AKP bayrağı koyduğunuzda eleştirinin lebalep noktaya geleceği bir kongre. İYİ Parti'nin bir kongresi ve yine hani sosyal mesafe kuralı yok. Maske takılmış. Buradaki uyulan kurallardan biri bu. Ama salon kapalı. Salon yine kalabalık. Lebalep bir kongre olduğu ortada. Eleştirirken o zaman hani karşı tarafı eleştirirken bizim de yapmamamız gerekenler var. Eleştirmek kolay. Salla sallayabildiğin kadar. Muhalefet şeker gibi eleştirebiliyor. Ama o eleştiriler zaman zaman kendilerine de denk gelebiliyor işte. Kongre yaparken mesela Deva Partisi'nin bir kongresi vardı. Orada görüntüler yine bayraklar havada, yine şarkılar, türküler, kalabalıklar iç içe. Şimdi sadece AKP kongrelerine işaret edip de tepki göstermek, evet iktidar öncelikli olarak bunu öne almalı ve gereğini yapmalı. Hani hocanın dediğini önce hoca yapmalı elbette. Ama şimdi eğer eleştiriyorsak o zaman o eleştirilerin sonucunda aynı görüntülerin ortaya çıkmaması adına bir adım da atmak gerekiyor. Muhalefet etmek şeker gibi bizim ülkede. Ama o şeker işte nedense hep karşı tarafı eleştirirken bu tarafta o şeker gibi haller pek ortaya çıkmıyor. Efendim siyaset gündeminde HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Anayasa Mahkemesi'ne açtığı dava birkaç gündür şöyle aşağıya doğru indi o başlık. Ama ilerleyen günlerde bir kez daha önümüzde olacak. Çünkü raportörün raporu Nisan ayında ortaya çıkacak dava açılsın açılmasın kararı çok fazlasıyla konuşacağız. Mithat Sancar, HDP eş genel başkanı Mithat Sancar diyor ki mutlaka yaşatacağız biz HDP'yi, mutlaka. Öyle kapatma falan değil. Biz hatta Türk siyasetinde önemli bir noktada olacağız.
Bunun altını bir çizdi ve Avrupa Konseyi'ne, Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu. Bize dayatılan gündem, kapatma davası, vekilliklerin düşürülmesi, siyasi operasyonlar, bizim gündemimiz ise halkın gündemi. HDP'yi kapatma çabası korkunun tavan yapmış halidir. HDP'yi kapatma çabası bu ülkeyi karanlığa teslim etme hırsının bir yansımasıdır. Türkiye'deki hukuksuzluğa, üyesi bir devletin adaletsizliklerine Avrupa Konseyi de, Avrupa Birliği de eğer sessiz kalırsa, seyirci kalırsa kendi ilkelerini, kendi değerlerini çiğnemiş olur. Bizim çağrımız, uluslararası alan çağrımız da bize yardım çağrısı değildir. İmdat feryadı asla değildir. Çünkü bizim gücümüz halktır, kararlılığımızı haklılığımızdan alıyoruz. Eğer birilerine bir şey hatırlatıyorsa, bunun anlamı herkesin kendi sorumluluğunun gereğini yerine getirme mecburiyetidir. Eskişehir'de gezi eylemleri, gezi direnişi sırasında biliyorsunuz yıllar öncesi unutmuyoruz ama yani üzerinden ne kadar zaman geçse de ne kadar yıl geçse de bu acının zaman aşımı yok. Ali İsmail Korkmaz'dan bahsediyoruz efendim. Hayatını kaybetmişti darp edildikten sonra. Mahkeme devam ediyor. O mahkeme süreçleri, dava dosyasındaki işte görüntüler, yaşananlar, ailesinin yaşadığı acı ve Ali İsmail Korkmaz. Biliyorsunuz dava dosyasındaki görüntüleri silmişti Serkan Uğurluoğlu. Mahkeme tarafından ihal indirimi uygulandı ve 1 yıl 8 ay ceza verildi Uğurluoğlu'na. Avukatlar karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Maalesef katilleri aklayan sistem şimdi bilirkişiyi kurtardı. Cezasızlık politikası bilirkişiyi de akladı ve bilirkişiye de ihal indirimi uygulandı. Gezi eylemlerinin simge ismi Ali İsmail Korkmaz dövülerek öldürüldü. Darp edildiği ana ilişkin görüntüleri sildiği tespit edilen bilirkişi Serkan Uğurluoğlu 7 yıldır yargılanıyordu. O davada gerekçeli karar açıklandı. Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi 16 Mart'ta sanık bilirkişiye ihal indirimi yaptı. 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Tabii bu göstermelik şablon üzerinden yapılan yargılamalar adalet duygumuzu bir kere daha yaraladı. Ağabeyi Gürkan Korkmaz yargıya olan güvenlerinin nasıl azaldığını bu sözlerle anlattı. Ama biz Ali İsmail'in katillerinin ve sorunlarının peşinde gitmeye devam edeceğiz. Verilen kararda bilirkişi hakkında bir mahkumiyet kararı verildi ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla ve ihal indirimiyle karşılaştık. Avukat Pınar Çelik Arpacı da böyle eleştirdi kararı. İtiraz edeceklerini açıkladı. Bilirkişinin bir kamu görevlisi olduğu göz önünde alındığında işlemiş olduğu suçun da ağırlığı ortadadır. Bu karara karşı itirazda bulunacağız. Çünkü kamu vicdanı rahatlatan bir karar değil. Mahkemenin gerekçeli kararında dikkat çeken bir ayrıntı da vardı. Mahkeme Ali İsmail'in olay tarihinde üzerinde olan bazı kıyafetlerinde 8 yıl aradan sonra baba Şahap Korkmaz'a iadesine karar verdi. Efendim hafta sonu bir savcının başından vurulmasını da konuştuk. Bir kadın savcı doğum gününde başından vuruldu. Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkın yaşamını yitirdi. Doğum günü kutlamasında başından vurulmuştu. Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkın yaşamını yitirdi. Sorgun Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısıydı. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kendi evindeydi. Doğum günü kutlarken başından silahla vuruldu. Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. 3 gündür yaşam savaşı veriyordu. Ancak o savaşı kaybetti. Doğum gününde vurulan Salkın yaşamını yitirdi. Cenazesi Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olay sırasında evde bulunan 4 kamu görevlisi gözaltına alındı. İkisi astsubay, biri adliye çalışanıydı. Dördü de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İfadesinde Özlem Salkım'ın elinde silahla oynarken kazayla kendini vurduğunu söyledi. Yaşamını yitiren savcı Salkım, memleketi Ankara'da toprağa verildi. Allahu Ekber! Ya Kanal ya İstanbul gönüllüleri, destekçileri Kadıköy'de eylemdeydi efendim. Kanal İstanbul'u istemediklerinin altını çizdiler. Şimdi Süveyş kanalıyla ilgili sevindirici şeker gibi bir haberi paylaştık. O devasa geminin hareket ettirildiği ve Süveyş kanalının tıkanmasına yol açan geminin bir hareket ettirildikten sonra kanalda birkaç saat içerisinde ilerleyeceğini sizlerle bir son dakika gelişmesi olarak paylaşmıştık. Süveyş kanalı. Yani çok önemlidir dünya denizcilik ticaretinde. Günlük 7 milyar dolarlık bir zarardan bahsediliyor o geminin tıkamasıyla birlikte kanalı. Neyse ki açılıyormuş efendim. Bizde de kanal tartışmaları devam ediyor. Kanal İstanbul üzerinden işte onaylanıyor, projesi belirli bir aşamaya geldi. Kaynak bulunuyor mu, bulunmuyor mu? Kanal İstanbul kime fayda sağlar? Mesela Katarlılar diyor ki şeker gibi bir proje. Niye? Çünkü onlar için şeker tadında proje, yatırımları yaptılar. Şimdi karşılığını bekliyorlar. Peki Kanal İstanbul kime fayda sağlayacak, kime zarar getirecek? Dediğimiz gibi ya Kanal ya İstanbul diyenler bir kez daha seslerini yükselttiler. İstanbul'da kalan son tarım alanları, su kaynakları, doğal yaşam alanları için ses yükselttiler. Sana kanal yaptırmayacağız dediler. Ya Kanal ya İstanbul koordinasyonu Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanarak Kanal İstanbul projesine karşı eylem yaptı. Eylem Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yeni imar planlarının askıya çıkarıldığını duyurduğu güne denk geldi. İstanbul'umuza değerine değer katacak Kanal İstanbul projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkmış bulunuyoruz. Yeni 1/100.000'lik planda daha önce lojistik ve teknoloji geliştirme bölgeleri olarak görülen yerlerin plandan çıkarıldığı ve yerine konut alanı ilan edildiği ortaya çıkmıştı. İmar planlarının onaylanmasından yalnızca birkaç gün önce yapılan değişiklik projenin rant odaklı olduğunu bir kez daha ortaya net olarak koymuştur. Kanal İstanbul ÇED raporunda bilim insanı sıfatıyla görüşü alınan ve imzası bulunan kişilerden biri de Doktor Yavuz Örnek'ti. Planların askıya çıktığı gün örneğin bir televizyon yayınında yaptığı açıklamalar paylaşıldı yeniden. Nuh peygamber cep telefonu kullanıyordu sözü hatırlatıldı. Nuh aleyhisselam zamanında çok yüksek, bugünkünden de çok yüksek bir teknoloji var idi. Günümüzdekinden daha yüksek teknoloji var idi. Nuh aleyhisselam sipariş verdi. Bundan bana ver. Bundan bana ver. İstanbul'a kalan istemiyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Süveyş kanalında yaşanan kazayı örnek gösterdi. Öte yandan Süveyş kanalında meydana gelen kazayla karaya oturan konteyner gemisi her iki yakasında yerleşim yerleri olması planlanan Kanal İstanbul içinde bir uyarı niteliğindedir. Yapılan eylemde okunan basın açıklamasında ÇED raporunda yazan bölgede yaşayacak nitelikli insanlar cümlesine de tepki vardı. ÇED raporunda ilan edilmiş artık bölgede nitelikli insanlar yaşayacakmış. Yani biz işçiye, emekçiye, esnafa, çiftçiye yer yok bu yeni tasarımlı projede. Açıklamayı okuyan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Nazmi Algan, İstanbul'da ezici bir çoğunluğun Kanal İstanbul projesini istemediğine dikkat çekti. Şimdi Süveyş kanalındaki o kaza ya da işte Evergreen denen o devasa gemi Süveyş kanalını tıkadı. Süveyş kanalının genişliğine baktığınızda şöyle bir 145 metre civarında. Kanal İstanbul için de aynı genişlik gündemde 145-150 metre aralığında bir genişlikten bahsediliyor. Süveyş kanalının etrafında
bir yerleşim yok. Çoğunlukla kanalın işte su taşımacılığında, deniz taşımacılığında kullanıldığını görüyoruz. Ama bizde yerleşim alanları da olacak. 145 metre. Benzer bir şekilde kanalın tıkanması ya da o devasa tonajlı geminin kanalda bir kazaya sebebiyet vermesi konuşuluyor. İstanbul Boğazı'nda genişlik nedir derseniz, İstanbul Boğazı'nın en dar yeri 600 metre civarında. Yani Kanal İstanbul'un 4 katından fazla, en geniş yeri de 3000 metrenin üzerinde genişlik var. Süveyş Kanalı'nın ve Panama Kanalı'nın kullanma alanlarına baktığınızda size avantaj sağlıyor. Ne avantaj sağlıyor? Uluslararası taşımacılıkta kıta geçiriyor efendim. Birisi Amerika, birisi Afrika hattında çok büyük avantaj sağlıyor. Oralarda çok büyük gelirler elde ediliyor. Süveyş Kanalı'nda mesela yıllık 5 milyar dolarlık bir gelir. Kanal İstanbul'da da beklenti böyle. Oysa hemen yanında Montre Boğazlar Sözleşmesi ile sizin de egemenlik haklarınızın bulunduğu bir İstanbul Boğazı var. Orada da ücret var ama tabii ki daha az bir ücret. Öbür taraf ücretli. Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni iptal edilir mi edilmez mi tartışması tam da bugünlere denk geldi. Efendim, bir iddiayı konuşacağız şimdi. Daha doğrusu bir tespiti. CHP'nin son dönemde böyle Sayıştay raporlarıyla işte kamu alanındaki harcamalarla, KİT komisyonundaki çalışmalarıyla çok fazlasıyla gündemde belge konuşan bir ismi. Deniz Yavuz Yılmaz. Deniz Yavuz Yılmaz Türk Telekom'a işaret ediyor ve diyor ki orada yönetim kurulunda AKP'li bazı isimler var. Üstelik 3-5 maaş alanlar var diyor. Bir Deniz Yavuz Yılmaz'ı hemen arayacağım efendim ve hemen soralım yapacağız. Hemen arayalım, hemen soralım. Deniz Bey günaydın. Halk TV, Savaş Kerimoğlu günaydın Türkiye'den. Nasılsınız? Merhabalar, günaydın. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizi böyle müsait olmadığınız bir zamanda yakalamadık inşallah. Hemen arayalım, soralım bölümü var. Geçenlerde de sizi aradık, bir kez daha aynı şekilde arıyoruz. Nasılsınız her şeyden önce? Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Güne çok erken başlıyoruz. Güneşin doğmasıyla birlikte zamanı verimli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Aradığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi gündemde sizin bir paylaşımınız, sosyal medya hesabınızdan paylaştığınız bir konu var. Türk Telekom'la ilgili maaşlar konusu. Bu maaşlarla ilgili olarak da çarpıcı adresler ve rakamlar var. Özellikle AKP'lilere işaret ediyorsunuz. Bir detaylandırabilir miyiz? Nedir iddianız? Evet, Türk Telekom'un yönetim kurulunda bildiğiniz gibi yine devletin hissesi dolayısıyla bazı bürokratlar yer alıyor. Bu bürokratlar çok rollü bürokratlar. Yani devlet mekanizmasının içinde tek bir görevleri yok. Çok fazla görev alıyorlar ve dolayısıyla da çok fazla maaş alıyorlar. Aslında biraz bu kişilere dikkat çekmek için ve devlet yönetiminin sadece bir zümre tarafından yapılmaya çalışıldığını ortaya koymaya çalıştık. Bu bakımdan yaptığım araştırmada Türk Telekom Yönetim Kurulu'ndaki üyelerin, bu çok rollü bürokratların maaşları ne kadardır diye sorduk. Tabii ki farklı kurumlardan da maaş alıyorlar, 4-5 yerden maaş alıyorlar ama Türk Telekom'da ne kadar alıyorlar diye. Bu nedenle bu doğrultuda yaptığım araştırmalarda Türk Telekom'un genel kurul toplantı tutanaklarına ulaştık ve onun analizine de gittiğimiz zaman adeta bir bulmaca çözmek durumunda kaldık. Çünkü 2021 yılında yaptıkları genel kurul toplantı tutanağına bakıyoruz. Yönetim kurulu üyelerin ücretleri nedir ve bunun tespiti nasıl yapılmıştır diye orada yazan ifade şu. Deniyor ki 2020 yılındaki maaşların artı 6 maaş ikramiye ve
2020 yılının TÜFE'si oranında da net maaş artırılmıştır deniyor. Ama maaşla ilgili bir rakam yazmıyor. Bu sefer biz gittik 2020 yılındaki yönetim kurulu üyelerinin maaşlarını belirleyen genel kurul toplantı tutanaklarına baktık. Onda da diyor ki 2019 yılındaki maaş artı 4 maaş ikramiye artı TÜFE diyor. Bu 2019'a bakıyoruz toplantı tutanağında, bu sefer 2018 yılındaki maaştır. Yani adeta bir bulmaca gibi ve neticede Savaş Bey, biz dip rakamda ilk çıkan o net maaş tutarına ulaştık. Nedir o rakam? O da 2018 yılında 2018 yılı itibariyle 15.000 TL artı 2 maaş ikramiyeydi. 17.500 lira diyorsunuz onu da. Evet, 17.500 lira. Yani 2019 yılında 20.357 lira, 2020 yılında 26.797 lira ve 2021 yılındaysa 33.849 lira ortalama aylık maaş alıyorlar. Şimdi, ve bu sadece bir kurumdan aldıkları maaş. Şimdi kimsenin maaşında gözümüz yok elbette ama hani bu şeker gibi maaşları kimler alıyorlar? Şimdi şöyle, dediğim gibi devlet bürokrasisinin içinde bu isimlere rastlamak mümkün. Örnek verirsek Ömer Fatih Sayan, hı hı, hem Türk Telekom'dan maaş alıyor hem Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı. Yani bir bu kadar maaş, tabii bunlar yolluk var, araç var, lojman var. Yani her şey var. Bu söylediğimiz rakamların üzerine onlar da geliyor. PTT Yönetim Kurulu üyesiydi yakın zamana kadar. Dolayısıyla bu verdiğim 33.849 TL'lik maaşı en az 3 ile çarpmak mümkün. En az. Yine Yiğit Bulut var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikalar Kurulu üyesi. Ve yine Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi. Dolayısıyla onun da bir 3 maaş aldığını net bir şekilde görüyoruz. Zaten bu da bu arada bu KAP'a bildirilen, Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirilen görevlerini ben şu anda size söylüyorum. Bunların dışında dernek, vakıf, yine AK Parti'nin çeşitli mekanizmaların içinde yer aldıkları için yani bu maaşların 200 bin lira, en az 200 bin lira olduğunu söyleyebiliriz. Yine Türk Telekom Yönetim Kurulu listesinde Selim Dursun var. Kendisi aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı. Yine Nurettin Nebati hem Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi hem de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı. Yani şeker gibi diyorsunuz hepsi. Yani vatandaşımız iş bulamazken bu kadar genç, bu kadar nitelikli üniversite mezunu genç bulamazken aynı kişilere devlet kurumlarında 5 görev, 5 ayrı maaş, açıkçası bu görevleri de zaten yerine getirmeleri mümkün değil. Bir kişinin mesaisinin günde en az 8 saat olduğunu düşünün. Bu 8 saati 5'e böleceksiniz 5 görev nedeniyle. Her birine günde 2 saat ayıracak ve karşılığında da biraz önce söylediğim gibi 33 bin lira gibi fahiş bir rakamı alacak. Yani bir ay boyunca bu görevi yaparak 33.849 lira ortalama aylık maaş alıyor dersek bir yanılgı olur. Yani günde sadece belki 1-2 saatini ayırmasıyla bu maaşı alıyor. Bunun yanında konut yardımı alıyor, araç alıyor, şoför alıyor, yakıt alıyor, elektrik, su, her şey bedava. Tam anlamıyla ballı börekli bir yaşam. Vatandaşın vergilerinin üzerine inşa edilmiş durumda. Peki, Deniz Yavuz Yılmaz, çok teşekkür ediyorum. Belki hayra hasenata harcıyorlardır deyip sizlere kolaylıklar diliyoruz. Alın teriyle kazandıkları parayı harcamalarını tercih ederiz. Vatandaşın geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşın hakkından, hukukundan, vergisinden bunu yapmaları çok çok yanlış, çok çok ayıp. Bir an önce buna da hep birlikte dur diyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim, Deniz Yavuz Yılmaz'ı hemen aradık, hemen sorduk. Şöyle mikrofonu düzeltelim, bir araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz.
29 Mart 2021 Pazartesi sabahı şeker gibi bir haftaya başlıyoruz efendim. Her şey gönlünüzce olsun, sağlık, huzur ve mutluluk dilerken şeker gibi haberler vermeyi arzu ediyoruz. Hafta sonu zaten pudra şekerliydik. Şimdi kesme şeker, toz şeker derken şekeri konuşacağız. Ama uyananlara, her daim uyanık olanlara bir günaydın diyelim. Uyanmayanlar var. Bakın şeker gibi bir bahar geldi. Uyanmamakta direnenler var. Onlara da uyanmanın vakti gelip de geçmiyor mu diye seslenelim. Şeker gibi de bir konuğumuz var efendim. Kendisine bir merhaba diyelim. İsmet abi hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar, günaydın. Günaydın abi. Efendim İsmet Demirdöğen, usta bir gazeteci, benim meslek büyüğüm, adeta elinde büyüdüm diyebilirim. Estağfurullah, estağfurullah. Öyle ama yani yaşın ortaya çıkacak ama İsmet abi evet, yapacak bir şey yok. Aşı sıram geldi. Ya geldi değil mi? Alabildin mi? Aldım randevu. Hadi gözün aydın. Sağ ol. 65'te mi aldın yoksa yeni gelen? Yeni kuşaktan. Tamam, yeni, yani yanlış anlaşılmasın daha değil. Birinci dozu yaptırabiliyorsun. Yani. Evet. Ondan hangisiymiş sonra peki İsmet abi? Efendim önce bir İsmet Demirdöğen. Ben bir herkes muhakkak bizi takip eden dostlarımız tanıyor. İsmet Demirdöğen önemli gazeteci büyüklerimizden üstad bir isim. Aynı zamanda RTÜK eski üyesi İsmet Demirdöğen'le Türkiye gündemini konuşacağız ama tabii önce aşı gündemini. Evet. Hangi aşıymış? Ne, hangisi olduğunu bilmiyoruz. Kısmetten ne çıkarsa artık. Şeker yani gibi ama. Evet. Hayatımız şekere döndü vaziyette. Kimileri pudra şekeri ile idare ediyor. Biz bulursak şekeri çaya katıyoruz. Yani eskiden büyüklerimiz anlatırlardı. Şeker yoktu. Üzümle çay içerdik diye, kuru üzümle. Şimdi biz de hangi aşıyı bulursak onunla yetineceğiz. Sinovac galiba, öyle gözüküyor. Olsun ama aşıyı bulduk evet, hemen yaptırmamız mutlaka gerekiyor evet zaten. Zaten onu bekliyordum. Ben günlerdir taciz ediyordum 182 merkezi ne zaman, randevu almasını size evet diye. Sonuçta bir randevu oluştu. Bugün mü aldın? Bugün sabah buraya gelirken randevuyu aldım. Gelecek hafta aşı olacak. Ama işte şey var değil mi? Hemen bugün vermiyorlar. Bir 3 gün, 5 gün falan gibi. Zaten Çin'den gelen son parti aşının önce testlerinin yapılması icap ediyor. Bir haftası geçti ki muhtemelen aşılama ondan gelecek hafta başlayacak. Ondan sonra haftaya devam edecek. Ümit ediyoruz ki herkes aşıya erişir. Herkes bir, en azından bir koruma kalkanı oluşturur. Ve herkes tam koruma sağlamasa bile semptomlarının azalması, ölüm tehlikesinin azaltılması yolunda önemli bir adım atmış oluruz ama yeter ki aşımız olsa. Sevgili Savaş, aşıdan açıldı. Geçen yıl bu zamanlar Sağlık Bakanı bize umut veriyordu, umut aşılıyordu. Aşı yoktu ama umut vardı. Birinci piki atlattık. Şimdi 10 gün sonra Sağlık Bakanı çıkıp diyecekti ki geçen yıl çok şükür tedbirleri aldık, tehlikeyi bertaraf ediyoruz, durum kontrol altında. Haziran'da da her şey normale dönecek. Evet, kontrol altında diyordu. Şimdi valla ne kontrol var ne altında var, kontrol üstünde her şey. Kontrolsüz güç de güç değildir. Değil, kesinlikle. Maalesef. Ama 100 milyon doz aşının Mayıs'a geleceği ifade ediliyor. Bu hızla yapılırsa da biz 8 ay, 9 ayı bulacağı da belirtiliyor. Yani aşı üretiminde sıkıntı var. Biz de sağlıkçı dostlarımız, Türkiye Tabipler Birliği aşı kolu komitesi değerli açıklamalar yaptı bize. Yani aşı tedarikinde ciddi sorun var. Dünya da biliyor ki Çin'e bağımlı hale gelmişsiniz. Çin'den aşı gelecek diye Avrupa'daki aşı üreticilerinden temas kurmakta gecikmişsiniz. Ama Çin'in zaten 300 milyon doz aşı yıllık kapasitesi var. Tamam. Ve bunun büyükçe bir bölümünü kendi ülkesine kullanıyor. Geri kalanını da bütün dünyaya ihraç ediyor. Size de sıra gelmiyor, yani sıra az az geliyor. 50 milyon dozunu size nasıl verebilsin? %20'sini size veremez. O yüzden çeşitlendirmemiz gerekiyor. Evet, elbette ki tek kaynağa bağımlı olmaktan çıkmak gerekiyor. Hep şu söyleniyor, yumurtayı tek küfeye koyarsanız o küfenin altı delindi mi yumurtaya geçmiş evet, olsun. Evet, geçmiş olsun. Çok şey konuşacağız İsmet abi, senden faydalanacağız. Ya, etinden, sütünden, şekerinden faydalanmaya çalışacağız. Ne diyorsun bu, şimdi hani gülüyoruz falan ama siyaseten ya da toplumsal olarak ele aldığımızda da hani pudra şekeri konusu çok fazla gündemde.
AKP ile ilişkilendiriliyor ama bir çevrede diyor ki ya bir kişinin bir yanlışıdır, işte genelleme yapmamak lazım ama muhalefette diyor ki bizde de bir yanlış oldu mu, acayip bir özel değil genel diyenler oluyor. Evet, yani ben aslında meseleyi ikiye ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Bir şeker var, bir de olağanüstü bir varlık var, para varlığı var, mal varlığı var. Küçük bir ilde, ili küçümsemiyorum, Kastamonu'da büyüyorsunuz, gelişiyorsunuz ve oradan başlayan bir süreçle Porsche araba sahibi olabiliyorsunuz. 300 bin liraya araba satabiliyorsunuz. Olağanüstü bir şatafat içerisine düşüyorsunuz. Sorgulanması gereken şu, bir danışman, bir küçük ilin belediye başkanının danışmanı bu denli büyük bir şatafata harcayacak para kaynağına erişmişse... Üstelik 28 yaşında 20, da. Gencecik bir delikanlı. Erişmişse buna nasıl erişmiş? Buna hangi olanakları sağlamışlar? Bu birinci boyutu bu. İkincisi pudra şekeri boyutu. Şimdi hep zenginler, İstanbul Cihangir Boğaz Sosyetesi bu tür... Marjinal hayatlar. Hayatlar bu yanlış yola düşerlerdi. Şimdi bakıyorsunuz kendi içlerinden başlıyor bu. Muhafazakar, böyle mütedeyyin çevrede, tabii ki genellemeyelim ama orada evet, genel, da fotoğraf ama çıkıyor ortaya. Ama. Bakın şimdi bu Kastamonu'da çıktı, dün bir başka Aydın'da uç verdi. Başka yerlerden de çıkacak. Yani sizi ötekileştiren, şeytanlaştıran siyasal anlayış kendi içindeki çürümeyi iyice seyretmiş. Ya da görmemiş, duymak istememiş. Duymak istememiş, örtmüş. Yani hep işte Boğaziçi'li genç arkadaşım rektör seçimi istedi diye terörist. Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıktığı için terörist. Avukatlar baro genel kurulları yapılsın diye yürüdüğünde terörist. Herkes terörist, herkes kötü, herkes vatan düşmanı. İşte bunlar vatanseverler. Onlar bize imansız diyenler, yani vatandaş Türkiye'nin büyük bölümünü, işte marjinal diyenler, geldiğimiz noktada kimlerin marjinal olduğu net bir şekilde görülüyor. Nasıl ortaya çıkıyor peki? Yani sen çok uzun yıllar hani siyaseti çok yakından takip ettin. Siyasetin dönüştüğü dönemleri de çok yakından gördün. Siyasetle beraber sermayenin, ekonominin değiştiğini de gördün ama böylesi yozlaşmaya tanıklık ettin mi hiç? Böylesi yoktu. Yani... Özal dönemi biraz övgüyle karşılanıyor. Özal döneminde Türkiye'de etik erozyon başladı. Yani nasıl başladı? İşte birincisi şuydu. Benim memurum işini bilir. Eskiden işini bilen memur ortaya çıktığında bizim ilçede, kasabada, mahallede bir rüşvet almış, yolsuzluğa adı karışmış memur olduğunda utancından ilçeyi terk ederdi. Sonra benim memurum işini bilirle meşrulaştırıldı bu. İkinci aşamada bak o memur işini biliyor, sen niye bilmiyorsun bölümüne geçti. Bilmeyene kötü gözle bakılmaya başlandı. Evet, yapmayana kötü gözle bakılmaya başlandı. Level atladık, AKP ile beraber de payımı ver bölümüne geçtik. Bugün o mudur? Bugün o. Şimdi, küçük payını, büyük payını mı alıyor? Hayır, şimdi seyreden payını istiyor. Hani ki ben de yapayım diye değil, hazırdan payını istiyor. Şimdi ifadelere baktığımız zaman görüyoruz ki delikanlı böyle bir hata yapmış olabilir, bir zararlı alışkanlığın içerisine düşmüş olabilir. Ben hala ısrar ediyorum. Bir zararlı alışkanlıktır, kötü alışkanlıktır. Onun bu bataktan kurtarılması gerekir ama edindiği malın varlığının kaynağını açıklama şartıyla beraber. Evet. O fotoğraflarla beraber acaba ne yolu nereye kurguladı, nereye evet, yürüdü? Evet. Şimdi ifadesinde diyor ki beni oraya çağırdı. Sonra İçişleri Bakanı olayı küçültmek için yaptığı açıklamada diyor ki aralarında bir alacak verecek meselesi var. Onun altını özellikle çiziyor değil mi? Bir evet. Adli bir mevzu ya da adi bir suç var gibi. Evet. Ama şimdi diyor ki hem bakan hem ifadeyi okuduğunuzda diyor ki beni oraya çağırdı, sana borcumu vermeyeceğim, sendeki senedi yırt dedi. Ha, demek ki bunlar ahlaksızlık ortaklığı üzerine bir işbirliği geliştirmişler. Birbirlerinin görüntülerini çekmişler. Ve zamanı gelindi bunu şantaj aracı olarak kullanıyorlar. Tıpkı
geçmiş dönemde ortaklık ettikleri marjinal, dinsel, inanç eksenli FETÖ gibi. Kasetler. Kasete geri mi dönüyoruz? Kasetlere dönmüşüz zaten. Şimdi kaseti tedavile sokuyorlar. İç çürüme böyle başlıyor. Küçüğe dair olsa bile mi sokuyorlar? Evet. Hani eskiden böyle hedef hep büyüklerdi yani siyasilerdi. Ne öğrendilerse onu yapıyorlar ama. Küçük de öğrendi yapıyor, büyük de. Tabii yani baktı ki bunun gideri var, müşterisi var, getirisi var. Büyük getirisi var. Kimisi siyasal çıkar peşinde, kimisi ekonomik çıkar peşinde. Ahlaksızca bir şekilde ama gidiyor. Ama İsmet abi biz seninle hep sohbet ederiz. Zaten haftanın 3-4 günü bir aradayız. Sizden faydalanıyorum ben. Yani sizin görüşlerinizden bizim ihtiyar Sedat abi duymasın. Sedat Bozkurt. O aşı olabiliyor mu abi? Yoksa oldu mu? Sıra gelecek galiba ona. Şimdi efendim hem İsmet Demirdöğen'den hem Sedat Bozkurt'tan hem Erhan Karadağ'dan ben mümkün olduğunca böyle faydalanmaya çalışıyorum. Hafta içerisinde sohbetlerimizde genelde Türkiye gerçeklerini konuşuyoruz. Şimdi biz konuşurken hep diyoruz ki ya yiğit muhtaç olmuş kuru soğana dediğimiz gerçekliği yaşarken bir tarafta herhalde artık görmeme, hissetmeme, duymama, kuru soğanda nedir ki abartma gibi bir durum ortaya çıkmış herhalde değil mi? Bunu görüyoruz artık herhalde. Evet yani şimdi bunu şuradan görüyoruz. Yalanla uyutulmuş bir toplum vardı. Ne verirseniz afyon gibi emdi bir yalan bilgi, yanlış bilgi, fake news obezitesi oluştu. Muhalefet ne derse desin onların izlediği haber kanallarında güllük gülistanlık bir başka tablo çizildi. Ama gerçek hayatla bu tablonun bir örtüşmediğini son yıllarda görmeye başladı. Görüyor bunu mu? Uyanıyor mu yani? Görüyorlar. Şimdi dün akşam haberlerdeki yansımalarını görmeye çalışırken MAK danışmanlık, Mehmet Ali Kulat zaman zaman televizyonumuzda da konuk oluyor, açıklamalar yapıyor. O tweet zinciri oluşturdu ve yazdı. Dedi ki görülmediğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bu burada korkunç bir infiale yol açmış vaziyette. İnsanlar aç, su, yoksul, çöpten beslenenler var. Bir de çubuktan beslenenler var. Yani fena halde beslenenler var. Bunlar öfkelerini dile getirmeye başladılar. Büyük bir kopuşa doğru gider dedi. Yetmedi. Yani eskiden muhafazakar dünya şey diyordu. İşte aktroller hemen ahlaksız CHP diye bir tek açıp oradan onu saldırıyorlardı. Onu yönlendirme çabası oldu. Evet. Yani örtmek içindi pudrayı. Ama şimdi Abdurrahman Dilipak diyor ki bunun üzerine örtmeyin. Üzerine bunu pudra gidin. Kapatmaz mı? Kapatmaz. Makyaj pudrası. Kapatmaz. Abdurrahman Dilipak'ın söylediği aslında önemli bir cümle. O da şu. Diyor ki bu pudra şekerinin izini sürün sizi şeytanın inine götürür. O in de sizin yakınınızda. Ki Dilipak yani. Bunu Dilipak diyor. Kendi şimdi, mahallelerinde evet, etkili. Yani içeride etkili olmaya başladı. Aslında burada CHP Genel Başkanlığı'nı bir kez daha kutlamak gerekiyor. O da şundan. Ya Saadet Partisi eliyle muhafazakar tabana bu mesajlar gidiyor artık. Görünür kılıyor. Görünür kılıyor. Yani bunu CHP bunu Genel sadece CHP söylese denilecek ya iftiraya bak bu CHP zihniyeti hep aynı. Ama kendi mahallesinde dillendirildiğinde... Durum bambaşka. Evet, şimdi yani, zaten bunu Davutoğlu da konuşacak. Bunu Babacan da konuşacak. Bunu Saadet de konuşacak. Doğal olarak kendi mahallesinde, kendi semtinde bu konu çok seslendirilecek. Evet, yani işte o mahalle bunu artık bu kadarı da olmaz demeye başlayacak. Demeye başladılar zaten. Yani sesler o kadar yüksek çıkmaya başladı. Dolayısıyla uyanışa vesile olur diye ümit ediyorum. Unutmadan, şimdi pudra şekeriyle uğraşıyoruz ama eskiden ayakkabı kutuları vardı biliyorsunuz. Döviz içinden paralar çıkılmıştı. Cami yaptıracaklardı. İmam Hatip Lisesi yaptırmak üzere kasalara veya kutulara para koymuşlardı. Ahmet Şık, gazeteci dostum, kardeşim. Şu anda milletvekili olduğu için ama ben onun gazeteciliğiyle ilgiliyim. Ahmet Şık dün sosyal medya hesabından bazı görüntüler paylaştı. Yine bir danışman görüyoruz. Çuval içerisinde paralar. Yani kutudan çuvala geçmişiz. Bir milletvekili danışmanı hatta iki milletvekili danışmanı biri kovduğunu söylüyor.
çuval içerisinde para götürülüyor. Adıyaman'dan başlayıp Gaziantep'e uzanan 33 milyon liralık, şimdi trilyon liralık bir vurgundan söz ediliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan, İl Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan hakimliğe atanmış bir kişinin şikayetçi olan o 33 milyon lira dolandırılan iş insanını tutuklamasından söz ediliyor. Şimdi şöyle bir yolsuzluk sarmalı düşünün. 250 milyon, 300 milyon lira değerindeki bir araziye biri çöküyor. Bunu 33 milyon liraya sana veririm diyor. Parayı alıyor. Ama satış bir şekliyle Adıyaman'da yerel gazetelerde ortaya saçılınca iptal ediliyor. Adam parasını istiyor. Vermedikleri gibi o organizasyonu kuran kişi o şikayetçi olan parasını isteyen iş insanını tutukluyor. Bunun görüntülerini ve belgelerini paylaşacağını. Ama şimdi İsmet abi şöyle bir durum yok mu? Yani Türkiye işte o tam da senin bahsettiğin ayakkabı kutularını dediğimiz zamanlarda mecliste işte Yüce Divan oylaması sırasında gülerek o kukletaya oyların atıldığını görmedi mi? Sonrasındaki süreçte her şey ortalığa saçıldı diye konuşulduğunda aslında çok çabuk üzeri bir şekilde kapatılıp ya da mecliste aklandık denildikten sonra vatandaşın karşısına bir kez daha çıkıldığında seçim odaklı baktığında tekrar hiçbir şey olmamış gibi evet, yaşamadık mı? Ama şimdi vatandaşın bunlardan haberdar olabilmesi ve inanabilmesi için bir zemin gerekiyordu. Siz ne derseniz deyin. Şimdi ben gene CHP Genel Başkanlığı'na bir mesaj göndereceğim. Şimdi CHP Genel Başkanlığı iki kavramı değiştirdi. Bir kriz, iki vurgun, şatafat. Onun yerine iki kavram yeni. Buhran, israf. Burada da eleştiriliyor ama niye israf canım bu yolsuzluk falan deniliyor ama şimdi, o terminolojiyi herhalde evet, yerleştirme, o, mahalleye yerleştirmek istiyor. Zaten bizim mahalle biliyor diyor Genel Başkan. Öbür mahalleye seslenebilmek için. Kriz dediğinizde hemen bir refleks oluşuyor vatandaşta. 2001'de de 95'te de kriz oldu. Çünkü krizlerden terbiye olarak korkarak gelmiş bir toplumdayız. Kriz dediğinizde karşı tarafı homojen hale getiriyorsunuz. Birbirine yaklaştırıyorsunuz. Şimdi buhran diyorsunuz. Ekonomik buhran. Kriz değil de buhran diye sorgulamaya başlıyor. İşte şatafat, saltanat dediğinizde hadi siz abartıyorsunuz diyor. İsrafa döndüğünüzde bak bunlar israf ediyor dediğinizde inandırıcı oluyor. Dinen de daha kabul edilmeye haram denilen evet, bir şey. İşte bu yani aslında. Şimdi bunlar görünür olmaya başladı. Eskiden kriz, şatafat, saltanat dediğinizde bir refleks oluşuyordu, savunma refleksi. Şimdi insanlar buhran dediğinizde, israf dediğinizde, yolsuzluk dediğinizde zaten hissediyordu. Şimdi dokunmaya başladı. O yüzden şimdi zaman bu zamandır noktasına doğru geldik. Şimdi inandırıcı olmaya başladı. Mahalle medyasının gücü kırıldı. Sosyal medya güçlendi. Sosyal medya... Asıl yeri oraldı değil evet, mi? Yani şimdi pudra şekeri üzerinden bir ahlaksızlığı, bir yolsuzluğu, bir nüfus ticareti ağını örtmeye çalışıyordunuz. Sosyal medyanın i̇zin gücüyle... Vermedi. Evet, izin vermedi, geçit vermedi... Yeniden gözaltına almak zorunda kaldınız. Bu uyuşturucu kullanıyormuş. Ben fotoğrafım batağına var. Saplanmış bir genç, zavallı genç görüntüsü. Ve GBT mi yapmalıyım diyor. Peki ya şu var sevgili Savaş. Meclise danışman alınırken, ben bir dönemde mecliste danışmanlık evet. yaptığım için biliyorum. İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik soruşturması yapılıyor. Yani öyle önüne geleni meclise danışman olarak almıyorsunuz. Meclise girerken bile artık GBT var. Artık yani var. Bir ziyaretçi geldiğinde kimliğinizi verdiğinizde mecliste otomatik olarak bir bakıyor. Ha, evet. İsmet Ömürdöğen hocam aranıyormuş deyip her şey çıkıyor. Yani öyle herkes sıradan hadi ben meclise geldim değil. Elini kolunu sallayarak giremiyorsun. Hele ki danışmansan zaten. Bir AKP Genel Merkezi'ne Genel Başkan Yardımcısının özel kalemine çıkacak kadar gelmişsiniz. GBT'sine mi bakacaktım? İçişleri Bakanı'yla fotoğrafı var. Cumhurbaşkanı'yla fotoğrafı var. Ben askere giderken gazeteciyim. Kim arkadaşlar? Ben 8 ay gönüllü erlik yaptım. Onu da söyleyeyim. Yani kısa dönemlilerden değilim. Yedek subay hakkımızı kullanmadık.
Dediler ki Kenan Evren'le fotoğrafın yok mu? Niye dedim? Dedi ki ya askerliği rahat kışta edersin. Da, kışta da gösterirsen rahat edersin diye. Şimdi oradan aklıma geldi. Şimdi İçişleri Bakanı'yla, Cumhurbaşkanı'yla, Meclis Başkanı'yla, bütün ileri gidenlerle fotoğrafınızı gösterdiğinizde açılmayacak kapı yok. O bir vizedir yani. Tabii kesinlikle. Şimdi İsmet abi lafını pudra şekeriyle değil balla keseyim. Şimdi hani konuşuluyor artık ses biraz daha fazla duyulmaya başlandı. Sesini de fazlasıyla duyurmaya çalışanlar var diyoruz. Mesela Ali Babacan'a bir bakalım. Ali Babacan sahada geziyor, dolaşıyor. Muhalefet liderleri son dönemde, son yıllarda görmediğimiz ölçüde sokakta. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Babacan sürekli bir vatandaşla temas halinde. Yoksulluk üzerinden, çok bütün muhalefet liderleri onun üzerinden. Esnafa, emekliye ve yoksul kesimlere dokunarak derman bizde merak etmeyin mesajları veriyorlar. Ali Babacan Mersin'deydi. Mersin'de esnafla buluştu. Esnaf yani yine derdini anlatırken bir bakalım mı acaba nelere işaret etmiş? Efendim Ali Babacan Mersin'e gitti, esnafa bir dokundu, yine bina işitti. Tamam, her şey pandemi, pandemi, pandemi. Biz ne yapacağız? Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a böyle yakındı Mersin esnafı. Kira yardımı diyorlar, kira yardımı yok. Bizi bankalara resmen ellerine servis yaptılar. Biz bankalara kredi çekmekten öldük. Şiftah yapmadan bütün arkadaşlarımız dükkanı kapatıyor. Evet. Ben buraya ayda 4 bin lira kira veriyorum. 4 bin lira. Kira yardım yaptık diyorlar. Bana kira yardımı yok. Babacan Mersin'deydi. Esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi. Ona en çok borçlarından yakındı esnaf. Bankalara muhtaç olduk dedi. Hani nerede ya? Bir kuruş kira yardımı yok. Başkanım. Koptular. Esnaftan koptular. Yani çıkıp böyle gelip bilmiyorlar sizler yani. Gibi bizim derdimizi sormuyorlar çünkü yüzleri yok. Soramazlar. Aynı bizim serzenişimizi onlara da yapacağız. Belki daha fazlası da yapacağız. Evet. Adamların yüzü yok. Gelip bizimle muhatap olmuyorlar. Sadece de televizyona çıkıp da birkaç tane yandaş medyayla oradan propaganda yapıyorlar. Daha geçen hafta 650 lira vergi dedim ben. Yok geçici vergi, yok KDV, yok stopaj. Alıyor. Bana hiçbir şey yok. Babacan başka bir dükkana girerken nasılsınız diye sordu. Esnaf Türkiye nasılsa biz de öyleyiz diye yanıt verdi. Türkiye nasılsa biz de öyleyiz. Türkiye nasıl? Türkiye kötü. Denetlen bakarsan da esnafın hali bu. Evet. Ötelemeyle, görülemeyle olmuyor. Canlarına istediklerini, sigil hakkını veriyorlar, bize vermiyorlar. Borcu borçla kapatamıyoruz. Daha ne dememizi beklersiniz? Evet. Ya bırakın gidin diyorlar, biz de bırakmaya niyetimiz yok. Yaşayacağız yani bu ülkede, ne yapacağız? Sıkıntı büyük. Türkiye'nin her yerinde... Türkiye'nin inancımız yok. Türkiye'nin her yerinde durum aynı. Umudumuz da yok. Dolayısıyla ben mazımı koyamıyorum ya. Bari devlet alacağına vazgeçsin bizden. Efendim esnafın içinde bulunduğu durumu tespit ediyor. Zaten hani muhalefet bu konuyla ilgili olarak tespitlerini yapmış durumda ama bir de ilk ağızdan duyup bir de derman oluruz. Derdiniz büyük biz biliyoruz mesajıyla çarenin aslında hem sistemden hem de mevcut tercihlerden, yönetimden kaynaklı olduğunun altını çiziyor muhalefet. Ama iktidar biraz daha farklı bir pencere kullanıyor. Açıp oradan bakmaya devam ediyor. İşte esnafa destek, yoksula destek, bugüne kadar yapılanlar, pandemide kimseyi işte yalnız bırakmadık, aç ve açıkta bırakmadık mesajları. İsmet Demirdöğen'le konuşmaya devam ederken hükümetin bu süreçte, pandemi sürecindeki performansını muhalefet beğenmiyor. Haksızlık mı ediyorlar? Yok ama sahadan gelen işte Sayın Babacan'ın görüntülerini de izlediniz. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun görüntülerini de, Sayın Meral Akşener'in görüntülerini, Ahmet Davutoğlu'nun görüntülerini de izlediniz. Saadet Partisi'nin sosyal medyadan yayınladığı evet, çok değişik çalışmaları da gördünüz. Yani bir kişi bunu söylese hani inandırıcı olmazdı. Ama şimdi hepsi bunu söyleyince bir karşılığı var demek ki. Vatandaş eskiden muhalefetin... Siz işte iktidarı yıkmak için, istikrarı bozmak için muhalefet ediyorsunuz. İnanmıyoruz size diyorlardı. Onları kısmen de hani kandilin dibine yağ damlıyordu. Ama şimdi gelinen noktada tıkanmışlık, tükenmişlik ve batmışlık sendromuna uğramış. Bunun sorumlusu muhalefet değilmiş diyenler herhalde çıkıyor ortaya. Artmaya başladı bu ve işte onu söylemeye çalışacaktım. Esnaf da artık sesini yükseltmeye başladı. Eskiden muhalefete
100 bile vermiyorlar, dükkana buyur etmiyorlardı. Yani öyle aleyküm selam deyip böyle gönderiyorlardı. Şimdi dükkana buyur ediyor. Dükkanın içerisinde sorunlarını anlatıyor cesurca. Yani şimdi gene Mehmet Ali Kulat'a söyleyeceğiz, döneceğiz. Diyor ki bu pudra şekeri olayı Ecevit'e atılan yazar kasa gibi bir sembole dönüşmüştür. Şimdi esnaf gelip başbakanlığın önünde bir yazar kasa fırlattı. Ve bu bir sembole dönüştü. Evet. Şimdi esnaf üzerinden siyaset yapılırken esnaf da sesini yükselterek iktidara hayır biz batıyoruz diyor. Esnaf batıyorsa mahalleli batıyordur. Çünkü çarkın önemli dişlilerinden biri odur ekonomide. Biraz sonra belki Selçuk Hoca ile bunları konuşacağız. Selçuk sorarız zaten. Yani. Hep bilmez ama. Yani hep sorarız. Yok biliyor ben biliyorum. Ufak tefek yani. Çark şuradan kaynaklı değil mi İsmet abi? Yani... Şimdi küçük esnaf sonuçta İsmet abi hoş geldin der. Büyük marketler yani hiç isim bilmez. Veresiye yazdırırsın. Küçük esnaf onun peşine düşmez. Ne zaman olsa öde İsmet abi der. Geçer. Vatandaş eğer artık veresiye defterini sayfa sayfa hale getirdiyse esnaf, almıyorsa esnafa uğramıyorsa o zaman çarkın dişlisinin biri kırıldıysa ikinci mutlaka kırılır. Evet. Şimdi böyle şöyle düşünelim. Vatandaş küçük bir dişli. Esnaf orta dişli, o dişliler birbirlerini çeviriyor, koca bir ekonomiyi çeviriyorsunuz. Siz birinci çarkı kırdıysanız eğer, o dişli, büyük dişli dönmüyor. Esnaf da bunu görmüş vaziyette. Çarklar dönmüyor, işlemiyor. Paslanmış mı? Kırıldı. Kırdınız siz o dişleri. Oraya da yağ damlatmanız gerekiyor. Pudra şekeri de döndürmez mi? Yani döndürmez artık. İşte o yüzden öfke büyük. Askerde şey olurdu pudra şekerinin çeşitlerinden talk pudra vardı. Evet. Postalın içine dökerdik. Yani ayaklarımıza. Hani terlemesin ayağımız diye. Bebeklerin pişikleri için pudra kullanılırdı. Hani biz pudra şekerini öyle biliyorduk. Yani benim rahmetli babam bakkal dükkanı vardı. Pudra şekeri istediklerinde yani biz Ardahan'dan geldiğimiz için ya pudra şekeri nereye koyuyorlar acaba falan diye. Nerede kullanılıyor ki toz şeker var pudra şekeri ne diye sorardık. Dün amcamın oğlu var Çağlar. Çağlar'la sohbet ediyoruz. Abi diyor pudra şekerinin diyor çilekle bir alakası var. Biz Ardahan Damal'da çileği bilmediğimizin pudra şekerinin nereye kullanıldığını bilmezdik diyor. Çilek şimdi herkes soruyor sosyal medyada çok büyük espriler yapılıyor. Çileği nerede bunun diye. Yani çileği nüfuzmuş aslında. Nüfuz evet. İşte onu soruyorlar. Ve biz bir sürü pudra şekeriyle ilgili espriye sebep oldu bu olay. Emin olun ki olayı kapatacaklardı. Ama işte o sosyal medyadaki bu tür esprilerle kapatamadılar. Sonuçta özür dilerim diye bir açıklama yaptırdılar. Hangi merkezden yazıp ellerine tutuşturdularsa. Rahmetli babam, işte annem bunu tek başına çok görüyor. Duygusal bir boşluğum çok duygusal vardı bir, falan. Evet yani mesaj yayınlatıyorsun. Bu belki anlaşılabilir. Yani hani az önce sen de altını çizdin. Yani kötü bir alışkanlığa düşmüş bir gençten bahsedebiliriz. Türkiye'de örnekleri var. Ancak tam da senin üzerine bastığın konu. Yani o bir başka bir şey alışkanlık. Ama nüfuz kullanma, 28 yaşında böyle bir servete sahip olma durumlarının sorgulanması lazım. Orada o. İlişkilendirme. Yoksa şimdi pek çok gencimiz var. Asla da istemiyoruz tabii ki öyle kötü alışkanlıklarla yan yana olmalarını, işte bununla ilgili yine devletin ve hükümetin önemli çabalar sarf etmesi gerektiğini hepimiz vurguluyoruz. Ama buradaki konu hani pudra şekerinden daha çok çilek. Evet. Çilek konusu. Çilekler önemli. Yani evet. O çilekçiler nerede? O çilek ticaretini yapanlar, sofraya getirenler nerede? Bu şekerciyi biliyoruz artık. Evet. Şekerciler belli ama çilekçiler nerede? Peki çilekçiler demişken çilekçi Selçuk da hazırmış. Selçuk'a da bir merhaba diyelim. Konuşacağız zaten. Selçuk günaydın. Günaydın Savaş. İsmet abiyle, İsmet Demirdöğen'le birlikteyiz. Tam böyle pudra şekeri diyorduk falan. Ondan konuşuyorduk. Üzerine sen geldin. Yani bilmiyorum artık pudra şekeriyle bir bağlantı. Şeker gibi adamsın onu biliyorum ama yani. Eyvallah. Çok biz tabii buruna çekilenlerden değiliz değil mi hocam? Nasıl hocam? Biz buruna çekilenlerden değiliz nasıl olsa. Aynen hocam. Aynen. İsmet Bey'e çok selamlarımı iletiyorum buradan. Günaydınlar diliyorum. Eyvallah.
Valla ne diyeyim abi, çok sıkıntılı diye artık dilimizde tüy bitti. Bir kere gıda ve tarımda doğru düzgün adımlar atılmadığı sürece marketlerde fiyatların düşmesini beklemek büyük bir hayalperestlik olur. Yani sizler de bunları konuşuyorsunuz ya da esnafın ayağa kalkmasını beklemek çok büyük bir hayalperestlik olur. Diğer taraftan bir de pandemi meselesi var biliyorsunuz. Yani tüm dünyayı saran, ekonomileri çok ciddi anlamda kilitleyen bir süreçten bahsediyoruz. Bununla ilgili dünyada arka arkaya adımlar atılırken ne yazık ki Türkiye bu işi böyle para politikalarıyla falan atlatmaya çalışıyor. 20 ayda 3 tane, 4 tane, 5 tane Merkez Bankası Başkanı değiştiriyor. Sürekli olarak politikalarını güncelliyor. Bir faiz arttırıyor, bir faiz indiriyor. Bütün bunlar da piyasa dengelerini bozuyor. Dolayısıyla bundan en çok etkilenen de öncelikle küçükler oluyor. Yani esnafın bu kadar mağdur olmasının temelinde bu yatıyor aslına bakarsan. Az önce İsmet abiyle tam da onu konuşuyorduk. Yani şimdi biz topa biraz pudra şekeriyle girince böyle çok şeker tadında bir şey konuşacağız düşüncesi hakim olmuş olabilir ama biz aslında acı bir reçeteyi de konuşuyoruz. Yani Selçuk tam da esnafın ne kadar hayati önemi olduğundan bahsediyorduk ki sen de sohbete dahil oldun. Şimdi bu hafta artık ay bitiyor. Bu haftayı konuşurken siyaset gündeminde mesela kabine konuşuluyor. Berat Albayrak geri döner mi dönmez mi konusu var. Selçuk önce bir İsmet abiye bir sorayım. İsmet abi çünkü kabine konusunda Toto'yu iyi oynar. Bir Berat Albayrak gelir mi? Ne diyorsun? Zemin yoklandı. Zeminin çok da sağlam olmadığı görüldü. Yani damat kadar başınıza taş düşsün söylemiyle beraber. Ondan evvel ekonominin, enerji politikalarının mimarı, Türkiye'yi bugünlere taşıyan büyük insan denilerek bir zemin yoklandı. Parti içinden de tepkilerin yükseldiği, hele vatandaştaki tepkinin çok daha yüksek olduğu görülünce bir geri adım atıldı. Ha, bir geri adım oldu bir yani. Bir geri adım atılmış vaziyette. Bu riski göze alır mı Sayın Cumhurbaşkanı? Valla hani o kadarını ben de bilemiyorum. Ama riski alabilecek durumda değil. Peki Selçuk, Berat Albayrak ola ki hani herkesi şaşırttı. Öyle ya da böyle kabineye geldi. Adına enerji de diyebiliriz. Adına işte hazine maliye de diyebiliriz. Geldi o zaman ne olur, piyasalar nasıl bir reaksiyon gösterir sence? O iyi hadi bakalım çok önemli burası diye mi topa girer? Burası çok önemli diye topa girer. Zaten yabancılar kaçmak için bahane arıyor. Berat Albayrak'ın isminin geçmesi bile doları yukarıya doğru tetikleyecek noktalardan birisi ya da yabancı kaçışın hızlanmasını tetikleyecek konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz hafta bu konu biraz böyle ufak ufak yoklandı İsmet Bey'in söylediği gibi. Yani hani Berat Albayrak gelse ne olur, herhangi bir görev versek ne olur gibi ufak ufak yoklandı. Her yoklandığında dolar daha da zıpladı. Yani 7.70'e geliyor, 8.10'a çıkıyor. 7.70'e geliyor, 7.90'a çıkıyor falan. Berat Albayrak çok böyle ön planda olacak bir pozisyonda olmayacak gibi geliyor bana. Yani tabii İsmet Bey çok daha iyi bilir bunları ama ben kabinede olacağı kanaatinde değilim Berat Albayrak'ın. Herhangi bir pozisyonda olacağı kanaatinde değilim. Bürokratik bir pozisyonda da olacağı kanaatinde değilim. Ama arka planda bürokrasiyi dizayn edebilir mi sorusunun cevabını açıkçası merak ediyorum. Dizayn edebilir mi? Edebilir mi abi? Kadrolarını ilk başta Maliye Bakanı... Teyzeoğlu Kültür Bakanlığı'na gelmiş. Öyle bir atama var. Yani şöyle, aslında Berat Albayrak gelir gelmez gider gitmez Maliye Bakanı gelip yardımcılarıyla başladı kadroları değiştirme girişimine. Sonra acı bir fren sesi duyuldu. Tam tersine Berat Albayrak'ın kadroları Varlık Fonu'nda, İstanbul Borsası'nda görünür yerlere getirildiler. Yani ben yokum ama kadrom burada dedirtildi. Aslında Berat Albayrak'ın gelmesiyle ilgili olarak Binali Yıldırım'la karşılaştırmak gerekiyor. Binali Yıldırım genel başkan vekili yapılmayıp kabinede yer ayrılmış olsaydı Berat Albayrak'a da bir yer açılırdı. İkisi birbirini tolere ederdi. Binali Yıldırım
genel merkezde tutulunca Berat Albayrak'a da bana göre kabine yolu kapanmış vaziyette. Biri başkan yardımcısı olacaktı, diğeri ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı olacaktı. Ama Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde Berat Albayrak'la aralarındaki kavga sır değil. Birbirlerine yüz evet. vermedikleri, konuşmadıkları... Soylu'yla da araları iyi değil. Değil. Dolayısıyla ben Binali Yıldırım kabinede değil de partide kalınca Berat Albayrak'a da yer kalmadığını düşünüyorum. Şimdi Selçuk siyaset... Yani İsmet abi olunca da siyasete ağırlık vererek konuşuyoruz ama... Yani hafta sonu siyaset gündeminden öte biz hep... dönüp dolaşıp pudra şekerini konuşmaya başladık. Yani pudra şekerinin işte en son ne kadar yükseldi fiyatı, ne kadar düştü diye pudra şekerinin o şeyini, grafiğini bile takip eder duruma geldik. Biz bugün de dedik ki şeker gibi konuşuyoruz. Hani başlığımız da şeker gibi. Bu haftayı ekonomi adına şeker gibi yaşar mıyız? Yoksa o şeker yine bize zehir mi olur? Yani şimdi şöyle bir şey ortaya atılmaya çalışılıyor. Kabine değişikliği hiç olmazsa yurt dışına, yani yabancılara iyi bir mesaj verebilir. Onun için de piyasalar bir miktar rahatlatılabilir gibi bir mesaj veriliyor ama ya böyle bir şeyin olması mümkün mü sorusunu sormak lazım. Bir, ikincisi bu kadar çok güven sarsıldıktan sonra yabancılar herhangi bir kabine değişikliğiyle bu işe ikna olur mu? Bu soruyu sormak lazım. Yani şimdi yabancılar diyoruz da ya bize ne yabancılardan kardeşim de diyebilir birileri ama öyle değil. Yani işin gerçeği şu, Türkiye'de yabancı çıkışın hızlanması bir domino etkisi yaratıyor ve yerlerin de ya da kurum ve kuruluşların da dövize olan talebinin artmasını beraberinde getiriyor. Bu da kırılganlıkları arttırıyor. Öbür taraftan bu tür değişiklikler, açıklamalar bankaların finansman problemini arttırıyor. Bankaların finansman probleminin artması demek çok ciddi bir finansal riskin oluşması anlamına geliyor. Yani bunlar hep birbiriyle çok ilintili konular. Bak şimdi Moody's geçen hafta bu konuyla ilgili çok detaylı bir açıklama yaptı. Hiç konuşmadık mesela. Bunu biraz konuşalım isterim müsaade ederseniz. Estağfurullah tabii. Yani kabine değişikliğinin bir faydası olur mu olmaz mı sorusunun cevabı burada çok net bir şekilde var aslında. Diyor ki Moody's, bankaları işaret ederek kredi düşüşü olabilir diyor. Bankaların kredi notları düşürülebilir diyor. Genelde şöyle yapılır. Ülke kredi notuyla oynanır, sonra bankaların kredi notu da onlara uyarlanır. Ama buradaki mesele artık bağımsız bir şekilde bankaların da kredi notlarının düşürülebileceğini işaret etmiş olması. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in. Bir başka önemli mesele bu kredi notunun düşmesiyle birlikte bankaların finans sorunu başlayacak diyor. Sendikasyon kredilerini çevirmeleriyle ilgili çok ciddi sıkıntılar olacak diyor. Daha geçen hafta konuştuk bunu biliyorsun. Yani Moody's bu açıklamaları yapmadan önce seni de burada değerlendirmiştik. 6.2 milyar dolarlık bir sendikasyon kredisi geldi kapıya dayandı bankalara. Ve bunu çevirmek zorundalar. Ve büyük ihtimalle borç verenlerin borç vermediğini görmeye başlayacaklar. Sendikasyon kredilerinin dönmediğini görmeye başlayacaklar ve iç piyasaya yüklenecekler bu borcu ödeyebilmek için. Al sana hem finans riski hem kur riski. Ya arka arkaya Moody's'inden S&P'sine, Societe General'ından Goldman Sachs'ına kadar yurt dışında Türkiye ile ilgili güven kırıldıysa bunu bir kabine değişikliğiyle halledemezsiniz. Öbür taraftan emin olun herkes görüyor. Yani Türkiye'de kabinenin ya da bürokrasinin, işte Merkez Bankası en tepe noktalardan birisi, Merkez Bankası Başkanlığı'nın bile aslında bir etkisinin olmadığını, sonuçta bir kişinin kararıyla her şeyin döndüğünü çok net görüyorlar ve bu da büyük bir tedirginlik yaratıyor. Onun için bu hafta müthiş geçecek, kabine harika olacak falan demek yani bana biraz komik geliyor açıkçası. Şimdi Selçuk, Merkez Bankası Başkanı Bloomberg'e konuşmuş, orada çarpıcı bir şey söylüyor. Para politikaları kurulu kararıyla hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum diyor. Bir de Merkez Bankası'nın %5 enflasyon hedefine de sıkı sıkıyla bağlı olduğunu ifade ediyor. Yani peki ben burada bir şey söyleyeyim, İsmet Bey de cevap verirse memnun olurum. Yani hemen kelimesi, Türkçeyi azıcık bilen bir insan bu cümleden ne çıkartacağını çok net bir şekilde bilir, yabancı da bilir. Yani hemen faiz indirmeyeceğiz. Faiz indireceğiz de. Ya bugün indirmeyeceğiz, yarın indireceğiz ya da öbür gün indireceğiz. Sonuç itibariyle faizi indireceğiz ama diyor Merkez Bankası.
İsmet Şimdi abi. Bu nasıl değerlendirilir piyasada? Yani şimdi hocam söyledi, hemen ifadesinin altını çizmek gerekiyor. Dediği doğru Selçuk hocamın. Önümüzdeki toplantılarda ben faiz indirimine başlayacağım. Hazırlıklarınızı buna göre yapın diye de bir mesaj, gizli mesaj içeriyor yabancılara, yabancı yatırımcılara, finans çevrelerine. Bu bile ürkütücü olmaya yeter aslında. Yani Naci Ağbal ve ekibi ekonomiyi okuyarak, ekonomik biliminin gereğini yaparak faizi beklenenin üzerinde artırıp kura müdahale ederken yeni gelen Merkez Bankası Başkanı'nın bagajında yazdığı yazılar duruyor. İnfaz ettiği, ederken kullandığı ifadeler duruyor. Burada da siyasi bazı klikler devreye giriyor mu İsmet abi? Yani şimdi Selçuk'la biz hep konuşuyoruz. Yani diyoruz ki Merkez Bankası bağımlı bağımsız. Yani biz öyle diyoruz. Siyaset dediğimiz o mekanizma, kurum hala bir ders çıkaramadı mı müdahale etmekten, günü kurtarmaktan? Yok, hayır. Yani o siyasetçilerin oyuncağı haline gelmiş, bu kurula dönüştürülmüş vaziyette. Burada bu programlarınızda da işlediniz. Yani para piyasası kurulu üyeleri aynı üyeler. O aynı üyeler 3 ayrı başkanla çalıştılar. Üçüncüsüyle çalışıyorlar. İndirdiler, kaldırdılar, düz tuttular. Kim ne isterse onu yapıyorlar. Yani faiz artırılacak, artır. İndirilecek, indir. Ya şimdi ekonomik verileri okuyan bilim insanlarısınız. Siyasetten arındırılmış olmanız icap ederken siz siyasetten gelen harekete göre başkanın meşrebine uygun, politikasına uygun kararlar oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla orası Merkez Bankası bağımsızlığını yitirdiği için bugün bu sorunları yaşıyoruz. Merkez Bankası Başkanı'nın görev süresi 5 yıldı. Yasa gereğiydi ve süresi bitmeden istifa etmezse görevden alınamıyordu. Böyle bir güvencesi vardı. O yasaları değiştirdiler. Siyasi kuruma dönüştürdüler. Yani işte enflasyon faizin sonucuymuş diyen bir ekonomi anlayışıyla da bu noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Peki Selçuk, bugünkü meşrep ne olur? Onu konuşalım o zaman. Yani şimdi geçmişe dair olarak baktığımızda indir dediler, indirdiler, kaldır dedi. O da zor yani. İndir, kaldır, indir, kaldır. İnsan yorulur yani bir şekilde. Şimdi şöyle Savaş, 128 milyar dolar bu iş için heba edildi. Heba edildi mi ama liralık. Öyle deme. Buharlaşmadı ki, kasada duruyor. Sen de heba edildi diyorsun. Kasada durmuyor. Bir kere ondan eminiz. Kasada durmadığından eminiz de kimin cebine gitti bu para ondan emin değiliz. Yani onu da tahmin ediyoruz ama 128 milyar dolar nereye gitti ondan emin değiliz. Esas mesele bu. İkincisi 1.1 milyar dolar daha 2 gün önce o da buharlaştı. Ya da birilerinin cebine girdi. Buharlaşmıyor elbette. Yani bir yerden çıkıyorsa öbür tarafa giriyor anlamına gelir. Bu 1.1 milyar dolar da öyle uçtu gitti. Dolayısıyla kasada para yok. İhtiyat akçesini de harcadık. Bütçeden desteklemeye kalksam para basmadığın sürece bütçede de para yok. Faiz patlamış gitmiş. Sadece geçen yıl 130 milyar liralık bir faiz ödememiz var. Yani bütçe açığı kadar faiz ödemesi yapmışız, öyle düşün. Bu yıl başlangıç itibarıyla 21 milyar liralık bir faiz ödemesiyle başladık. Yıl sonunda 200 milyar liranın üzerinde bir faiz ödemesi gerçekleştireceğiz. Bu şu demek, kasa tam takır. O zaman ne yapacaktık? Bir de faizi deneyelim dediler. Bak, para politikasına hiç vazgeçilme. Para politikasını biz dengeleyelim de, yani doları bir şekilde düşürelim de, gerisi önemli değil bakış açısı. Ki aylardır söylüyorum, bunu Wall Street Journal da geçtiğimiz günlerde yazdı. Yani diyor ki, gelişmekte olan Türkiye gibi ülkelerde asıl meselenin dolar olmasının temel nedeni bu ülkelerin ithalatçı olması diyor. Yani ithalatçı olduğunuz için siz bunu gizlemek adına, bunu saklayabilmek adına, bunun üstünü örtebilmek adına, karnımızdan konuşmayalım. Yani herkes dolar yükseliyor, kriz çıkıyor, bak gördünüz mü falan diye işaret ediyor ya. Asıl meseleyi kaçırmayalım hocam. Dolar yükselince neden Türkiye ekonomisi krize giriyor? Bunu konuşalım. Siz ithalata boğmuşsunuz, doları yükseltmemeye çalışıyorsunuz çünkü foyanız ortaya çıkacak. Ya bugüne kadar söylemedim de artık söylüyorum. Foyanız ortaya çıkacak. Dolar yükseldiği gün, çünkü bileceksiniz ki, vatandaş görecek ki fiyatlar yükseliyor.
Sonra dönüp neye yükseliyor diye sorgulayacak. Sorguladığı zaman da sizin bu ülkeyi tamamen yabancılara peşkeş çektiğiniz ortaya çıkacak. İşin gerçeği bu. Boyalar mı dökülecek? Boyalar dökülüyor şu anda. Boya. Ya. Bu boya. Üstünü boyadık ettik. Hani onlar dökülüyor mu? Tabii dökülüyor abi. Dökülüyor. Yani patır patır dökülüyor hem de. Hatta yani, büyük resim görülmeye başladı değil mi hocam? Yani yavaş yavaş belirginleşiyor. Üzerindeki örtü çekilmeye başlandı. Hocam önemli bir noktaya dikkat çekti. Yani döviz yükseldikçe boyaları dökülecek, foyaları ortaya çıkacak. Bu bana bir eski fıkrayı anımsattı. İzninizle onu söyleyeyim. Estağfurullah abi. Para tebessüm yok. Tebessüm edelim isteriz. Yani şimdi rahmetli Varlık Özmenek çok güzel anlatırdı bunu. Gazeteci ağabeyimiz, büyüğüm. Eve misafir gelmiş. Misafire ikram edecek ne çay var, ne şeker var, ne kolonya var. Ev sahibi demiş ki ya çay yok, şeker yok, kolonya yok. En iyisi ben size bir oynayayım demiş. Şimdi bu noktaya doğru gidiyoruz galiba. Yani şimdi evin sahibi yabancılara ya ben yok vallahi ben size bir oynayayım noktasına doğru gidiyor. Oynayabilir miyiz peki Selçuk? Bir oyun havası var bizde. Mesela bizde 9-8 diye kıvıran çok fazladır. O ayrı. O ritim de 9-8 kıvıran çok fazladır da oynayacak durumumuz ya da yerimiz mi dar acaba? Oynayacağız da yerimiz mi daraldı? Oynayacak yerin kalmadı işte. Yani parayı tükettin. Sonra geldin hadi faizle bu işi dengeleyeyim dedin. Faizle tükettin. %19'a çektin. Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdin bu konuyla ilgili faizleri indirmek için. Niye faizleri indirmeye çalışıyorsun? Piyasayı kurtarmak için mi? Üretimi arttırmak için mi? Bıraksınlar bunu. Yani konut sektörü için bunu yaptıklarını biz bilmiyor muyuz? Geçen yılki tablonun aynısını bir kez daha yapıyorlar. İki zayıf noktaları var. Bunlardan birisi dolar yükselmesin, vatandaşa güzel görünelim. Öbür zayıf noktaları da müteahhit abilerimizin evlerini mümkün olduğunca çabuk bir şekilde evden çıkartalım. Ama yani bu artık yeter. Bu her seferinde sen konut faizlerinde bir düşüş bekliyor musun? Nasıl? Konut faizleriyle ilgili olarak işte o kredilerde bir düşüş falan bekliyor musun? Konutta müteahhite bir can simidi falan olsun diye, hareketlilik olsun diye orada konuta dair bir hamle. Asıl niyetin bu olduğunu söylüyorum zaten uzun zamandır. Yani Haziran'a kadar bu faizleri bir şekilde aşağı indirmelerin temelinde siz sanıyor musunuz ki yurt dışına güzel mesajlar göndermek var? Hayır. Konut sektörü, reel sektör de değil, konut sektörü rahatsız olduğu için bu faizleri indirmeye çalışıyorlar. Malum gazete o başlığı niye attı? Yani Yeni Şafak gazetesi o manşeti niye attı sanıyorsunuz? Yani Yeni Şafak gazetesinin arkasındaki iş dünyasının, iş adamlarının ya da direkt kendi mülk sahibinin kim olduğunu düşünüyorsunuz? Hangi işle iştigal olduğunu düşünüyorsunuz? Yani aslında Yeni Şafak'ın yeni değil bu. Yani müteahhit alacakları ödenmediği zaman bakanları hedefe oturtup manşet atmış bir gazetedir. Yani Suat Kılıç'ın gidişini de hatırlayın. İhale vermediği için. Müteahhit alacakları ödenmediği zaman konut sektöründe özellikle kendileri de yapsatçıdır çünkü. Bu ödenmediği zaman böylesine bir kriz çıkarırlar. Böyle ya, bir hedef yaparlar. Hocam söylediği gazetecilik doğru. Gazetecilik üzerinden böyle... Böyle bir gazetecilik yok. Bu gazete bu tamamen düzenleyebilme, şekillendirebilme. Kendi çıkarları doğrultusunda yayın yapma alışkanlığı gazetesini ticari çıkarları için araç olarak kullanan bir anlayıştan söz ediyoruz. Ama bunun ülkeye büyük zararları olduğunu... Çok umurlarında olduğunu düşünmüyorum sevgili Savaş. Yani ülke onların çok umurunda değil ki. Yani varsa toplumsal çıkar, ülke çıkarı bunlar açısından... İhmal edilmiş vaziyette. Grup çıkarı, ülke çıkarının önünde. Grup çıkarına doğru gidiyor. Nerede kaldı Selçuk o zaman yerli milli olmak? Yani yerli milli olmak, faiz lobisi bunlar hep sözde kalan şeyler. Faiz lobisi nerede kaldı? %19'luk faiz ödüyoruz şu anda. Nerede kaldı faiz lobisi? Yani bak iki şey de çok yanlış onu söyleyeyim. Faizlerin %8'den tek araç olarak o kaldığı için onu mecbur kullandılar işte bu nedenle. Hani biraz piyasayı dengeleriz, vatandaşın parasını da ucuzdan Merkez Bankası rezervlerine çekeriz falan diye. Bu yolu bir denediler 3-4 ayda. Faizi %8'den %19'a çekmek için bir sebep var mıydı? Bütün dünya faiz indiriyor bak. Bütün dünya.
ya da faizlerini sabit tutuyor. Esnafla ilgili konuştuğunuz biraz önce o kadar güzel nokta, önemli noktalara değindiniz. Güzel demeyeyim de önemli noktalara değindiniz. Esnafa yardım mı? Al, Amerika yapıyor. 1.9 trilyonluk paket açıkladı. Geçtiğimiz yıl 4 trilyon açıkladı. Şimdi de 3 trilyon dolar daha açıklıyor. 3 trilyonun altına bakıyorsun, iki temel şey çıkıyor karşımıza. Çoğunluğu istihdama, esnafa, KOBİ'lere gidecek, üreticiye gidecek, küçüklere gidecek. Bir kısmı da altyapı çalışmalarına gidecek. Şimdi yapan yapıyor. Almanya bunu yaptı, Avrupa bunu yaptı, Norveç, Hollanda bunu yaptı, İngiltere bile bunu yaptı. Ki İngiltere sıkıntılıydı aslına bakarsan, o Brexit sürecinden dolayı vesaire. Bir biz yapmadık. Ve biz de enteresan bir şekilde bu süreçte zenginler daha memnun edildi, zenginlere daha çok verildi, fakirlere, esnafa, KOBİ'ye, üreticiye de emin ol koklatılmadı bile Savaş. Koklatılmadı deyince bak insanın aklına böyle pudra şekeri falan getirtme yani şimdi. Ne? Tuhaf tuhaf konuşma şimdi yani. Hani verilmedi diyelim yani. Koklatılmadı ne? Doğru söylüyorsun. Şimdi Selçuk, ben seni biraz şey gördüm bu hafta. İsmet abi, Selçuk normalde böyle şeydir, yumuşak konuşur, sakindir, evet, öyle tebessümdür. Bugün böyle bir gergin gördüm ben yani. Şimdi şeker gibi adamdır normalde. Öyle, hala öyle de ama şeker tadında günler beklemiyor bizi. Ha, ondan kaynaklı hocam, bir gerilim var yani. Selçuk hocam onu işaret etti artık. Ha. Dedi ki bu hafta yavaş yavaş foyalar dökülüyor, boyalar dökülüyor, örtüler çekiliyor, yavaş yavaş çıkıyor. Aslında bir ekonomist dostum ve bir finansçı dostum şöyle demişti. Türkiye'de AKP şunu ölçtü. Halk ekonomideki gidişatı dolar üzerinden ölçüyor. Hı hı. Eğer dolar fiyatı stabilse ekonomi iyi hiç diyorlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dolar yükselince eyvah demeye başlıyorlar dedi. Öyle olunca şimdi da bugüne kadar da doları kıpırdatmamaya. Evet, 128 milyar doları bunun için harcadılar. Ama şimdi kıpırdadı. Kıpırdadığı için de görünür olmaya başladı. Sesler yükseliyor. Selçuk hocam da ona dikkat ediyor. Gerilimi o zaman. Selçuk, çok teşekkür ediyorum. Yarın şöyle biraz daha sakin bekliyoruz seni. Bir böyle yeşil çay falan iç. Papatya çayı falan hani. Öyle bir tavsiye. Yiyip geleceğim. Süper. Çok teşekkür ediyorum İsmet abi sana, Selçuk sana. Yarın sabah yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İsmet abi, biz genelde tezgahı topluyoruz. Toplayalım. Yani sen büyüğümüzsün ama gene de tezgahı toplamamız aldıklarımızı gerekiyor. Götürelim. Efendim yarın sabah görüşmek dileğiyle. Bir son cümle, 3Y ile gelmişlerdi galiba, 3Ş ile gidecekler diye ben de bir tekerleme. 3Ş. Şiddet, şatafat ve şeker. Şeker. Çok teşekkür ediyorum. Efendim tezgahı topladık. Biz İsmet abiyle değerlendirmeye devam edeceğiz. Yarın sabah saat 7'de yeniden buluşmak üzere. Şeker gibi bir gün ve hafta olsun. Görüşmek üzere efendim.